Sene 1989. İstanbul Karagümrük. Arnavut kaldırımlı dar sokakları çocuk sesleriyle inleyen, her bir küvesinden arabeskin en nadide melodilerine yükselen, boğazdan gelen yosun kokusunu is kokusuyla bastıran, komşuluğun hala aile olmak sayıldığı, özünü, kimliğini, sevgisini kaybetmemiş bir mahalleydi Karagümrük. Güzel bir mahalleydi. Tıpkı insanları gibi. Yokluğun mutsuzluk olmadığını bilen, var olanı bölüşen, eldekiyle yetinen ve kıymet bilen kıymetkar kimselerdi mahalle sakinleri. Herkes işinde gücünde, ailesinde insanlardı. Uzun senelerdir bir arada olmanın verdiği güzellikle hepsi birbirini kendi gibi iyi tanır, canı gibi kefil olurdu. Korur, kollar, savunurdu. Bir elin parmakları gibi farklı, lakin bir o kadar da yan yanaydı Karagümrüklüler. Bundan sebep bu mahallede kolay kolay kavga gürültü olmaz, hele ki hırsızlık gibi kötü ameller hiç duyulmazdı. Olursa da müsebbibinin yabancı olduğu ayan beyan ortaya çıkardı. Elindeki yumuşak bezle yeni yıkadığı arabasının mavi dış boyasını güzelce kurulamaya ve hohlayarak parlatmaya koyuldu genç adam. Koyu kahverengi gözlerini kısıp ekmek teknesinin her bir karışına itinayla bakındı. Bu 76 model Chevrolet ona rahmetli babasından kalan en kıymetli yadigardı. O nasıl göz gibi bakıp bugünlere dek sapasağlam getirdiyse o da bundan sonra öyle bakmaya gayret edecekti. Nitekim bu maviş onların tek geçim kaynağıydı. Nacizane kaptan şoförlüğünü yapar, kazandığı 3-5 kuruşuyla kıt kanaat olsa da ailesini ele güne muhtaç etmemeye çalışırdı. Dikiz aynasını itinayla düzeltip dudaklarını çevreleyen ince bıyıklarını işaret parmağıyla düzeltti. İş çıkışının çok yoğun olduğu saat nihayet gelmişti. Şimdi ana caddeye çıkar, bugünkü kısmeti ne kadarsa onu alnının teriyle direksiyon sallayarak kazanırdı. Bezi güzelce silkeleyip açık olan camdan uzanarak torpidoya bıraktı. O esnada yamacından mahalle kahvesinin çırağı boş tepsisini sallayarak geçmekteydi. Gencin gözleri parıldayan mavi arabayı beğeniyle süzerken şen şakrak bir gülüşle gömleğinin kıvrık kollarını düzelten adama baktı. ''Ellerine sağlık Kenan ağabey. Senin mavişini yakıyor ortalığı.'' dedi hayranlık dolu gözlerle. Başını hafifçe sallayıp boş tepsiyi işaret etti. ''Getireyim abi bir tavşan kanı.'' Kenan gömleğinin kollarını düzelterek düğmelerini sucuğa iliklemeye koyuldu. Fakat aksilik bu ya, bir kolunun düğmesi avucunda kala kalmıştı. Gerildi esmer çehresi. Anacığının gözleri artık iğne iplik görmez olmuştu. Kız kardeşi de sen dersini, mutfağı ancak idare ediyordu. Taksirat bu gece yine iğne parmaklarına batacıka düğme dikecekti. Allah vere de oğlanları bir söküklü eve gelmeyeydi. Hışımla siyah deri ceketini sırtına geçirip başını iki yana salladı. Yok İbo yok, işe çıkıyorum ben. Hadi eyvallah. Maviş kızın kapısını büyük bir özenle açıp atladı şoför koltuğuna. Derin bir nefes çekip her defasında yaptığı gibi besmeleyle uzandı anahtarına. Maviş'in motoru önce kısık, ardından yüksek bir homurtuyla çalışırken ayağını debriyajdan çekip gaza ağır ağır yüklendi. İnce direksiyonun yönü üst caddeye kesirmeden çıkacağı ara sokaklara dalarken parmağı alışık bir tavırla teybe uzanmış, evvelden binlerce kez dinlemiş olan kaseti sil baştan dinlemek üzere yuvasına doğru itelemişti. Ve önce Maviş'in içini, ardından daldığı ara sokakları doldurmuştu Orhan Baba'nın kadife sesi. Ne sevenim var, ne soranım var, öyle yalnızım ki. Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle dertliyim ki. Annem sorarsa, ben de o renk iplik kalmamış. Üst mahalledeki Hafize ablaya sormaya gitti dersin. Türkan, Türkan sen beni dinliyor musun kızım? Genç kız elini havaya kaldırıp yanlarından geçip giden mavi arabanın arkasından hülyalı hülyalı bakan arkadaşının gözleri önünde salladı küskellerini. Sonra da bir anlık refleksle dönüp arabanın arkasından baktık. Ah şu kız mahalledeki tüm delikanlıların ardından şöyle bakmayı kestiğinde münasip bir kısmeti çıkacak ve evlenip çoluk çocuğa karışacaktı. Gelinliğini ise en yakın arkadaşı ve mahallenin hayır İstanbul'un en iyi terzisi olan kendisi dikecekti. 5 yaşından beri iğne iplik tutuyordu bu eller. Ne moda evleri ne gelinlikçiler istemişti de babası el alemin yamacında çalışacak kızım yok benim diyerek vermemişti. O da okulu orta 2'de bıraktığından beri kendi odasında dikiş nakış işleriyle haşır neşir olur, 3-5 kuruş kazanıp onunla da kendine çeyiz düzerdi.
Üç ağabeyi ve babası çalıştığından evi geçindirmek gibi bir derdi hiç olmamıştı. Nitekim babası ne kadar sinirli bir adam olursa olsun kızının kazandığını elinden alacak biri değildi. Bakışları ima dolu bir gülüşle arkadaşında gezinirken Türkan arabanın sokaktan çıkmasıyla nihayet kendine gelmişti. Aha diye ellerini çenesi altında birleştirip içini çekti genç kız. Elleri arkadan bağladığı yazmasının uçlarına tutundu. Bu defa baktı Nilüfer, gördüm vallahi buraya dönüktü kafası. Nilüfer gözlerini devirerek başını iki yana salladı. Değil gözleri, adamın kendisi dahi görünmüyordu ki arabanın filmli camlarından. Türkan işte, bayılırdı kendine senaryo yazmaya. Küçük ellerini kaldırıp çenesinin altından tavşan kulağı gibi bağladığı küçük örtüsünü ve örtü altından omuzlarına serdiği gece karısı saçlarını aheste hareketlerle düzeltti. Söz, dönüşte uğrar, bu delikanlı hangisiymiş dinlerim arkadaşım. Ama gitmem lazım. Haydi selametle. Dediğiyle kesik bir nefes alıp bir parça heyecan, bir parça tedirginlik dolu kıpırtılarla seke seke yürümeye başladı yumurta topukları üstünde. Küçük çantasının saplarını sıkı sıkıya kavramış, etrafta onu tanıyacak kimseler olmadığına emin olarak yürümeye devam etti. İçinde kötü bir his vardı. Sanki bu gidişin sonu hayra alamet olmayacaktı. Annesinden gizlediği rucuyla pembeye boyadığı biçimli dudaklarını kemirerek köşedeki çay bahçesine girdi. Açık mavi gözleri aynı tedirginlikle masalara bakış atarken gördüğü tanıdık simayla tebessüm etti. Ve yürüyüp en kuytuda kalan masaya usulca ilişti. Adnan. Denizden birer dalga misali olan gözleri masanın diğer ucundaki gence beğeniyle takıldı. Bakışları ütülü takımında, pahalı saatinde, yanaklarına doğru süzülen favorilerinde hızla turlamış, ardından mahcubiyetle masaya inmişti. Başını önüne doğru eğerek ellerini masanın üzerine koydu. Kalbi ilk buluşmalarındaki kadar hızlı atmıyordu. Alışmış mıydı ona? Alışmıştı tabii. Nicedir sevmiyorlar mıydı bebelerini? Nitekim Adnan'la ablası Mine'nin gelinlik provasını yapmaya gittiğinde tanışmamış mıydılar? Şimdi Mine'nin 2 yaşında bir bebeği dahi vardı. Sahi onca vakit olmuştu. Lakin hala resmi bir adım atamamışlardı ilişkilerinde. Genç adam uzanıp Nilüfer'in masa üzerinde duran küçük elleri üzerine büyük avucunu kapattı. Acil gel deyince korktum. Yoksa gören eden mi olmuş bizi? Genç kız tenine değen sıcaklığın hissiyle irkilerek ellerini kucağına doğru çekiverdi. Böyle temaslardan hoşlanmadığını daha evvel de defalarca söylemişti ona. Fakat genç adam tamam dese de elini tutmaya, öpmeye çalışmaktan bir türlü geri durmuyordu. Derinden bir nefes üfleyerek başını iki yana salladı. Yok çok şükür ama daha fenası var dedi. Sesi buruk bir halde çıkarken başını hafifçe kaldırıp karşısındaki ela gözlere kısa bir bakış attı. Bizim mahalledeki kuyumcunun oğlu Rıfat'a isteyeceklermiş beni. Annemle büyük ağabeyimi konuşurken duydum. Bugün yarın gelirler. Baban kararlı bu defa verecek dedi annem. Dolu dolu oldu denizden mavilikler. Bugüne dek daha küçük diyerek oyalamışlardı gelenleri. Nice doktor, nice mühendis eli boş dönmüştü kapılarından. Fakat artık 19 yaşındaydı. Mahalledeki akranları ikincilerine gebeyken bir o bir de Hülya'lı Türkan bekar kalmıştı. Genç adam arkasına yaslanıp masadaki gazozundan bir yudum aldı. Dert ettiğin şeye bak. İstemiyorum dersin olur biter. Baban zorla verecek diye el ye seni dedi gayet rahat bir tavırla. Genç kızın bakışları şaşkınlıkla ona çevrildi. Babasının ona ister misin diye soracağı mı vardı? Annesi de olur verdiyse bu iş çoktan olup bitmişti bile. Elleri göz pınarlarını kurularken hafifçe yutkundu. Bu defa olmaz Adnan. Bu kez de istemem dedirtemem anneme. Zaten artık dönüşü yok. Bugün yarın yüzükleri takmaya geliyorlar diyorum. Dediğiyle masaya yaslanıp genç adama doğru sokuldu. Kaçalım Adnan. Başka çaremiz kalmadı. Hemen bu akşam kaçalım. Genç adamın duyduğuyla ağzındaki gazoz yudumu genzine kaçmış, kendini öksürük krizinde bulmuştu. Elini göğsüne dayayıp öksürmeye başladı. Kaçmak ne demekti? Onun gibi okumuş, üniversite mezunu mühendis adam kız mı kaçırırdı? Üstelik ailesine ne derdi? Olacak iş miydi bu? Kabul seviyordu Nilüfer'i. O beline dek gelen gür siyah saçlarını, denizden de mavi gözlerini gördüğü an aklı başından gidiyordu. Fakat henüz evlilik yoktu planlarında. Öksürüğü nihayet kesildiği an başını hafifçe salladı. Kızım sen deli misin ne kaçması? Okulum daha yeni bitti. Önümde askerlik var. Sen gelmiş bana kaçalım diyorsun dedi. Az önceki rahat tavrı bir anda ciddiye vururken. Elleri, ütülü gömleğini ve pahalı saatini düzeltti. Sen git annene istemiyorum de. Zorla verirlerse de nişana atarsın. Ne bileyim buluruz bir şeyler. Ama kaçmaya çıkar aklından.
Buğulanıverdi denizden gözler. Göğsünün içi hayal kırıklıklarıyla doldu. Lakin yine de çıkarmadı sesini. Yutkunmakla yetindi. Hep böyle olmamış mıydı? O Adnan'a ne zaman evleneceklerini sormuş, o ise sonu gelmez bahanelerini sıralamaya koyulmuştu. Kısa birkaç cümleyle ayrıldı çay bahçesinden, kalamazdı daha fazla. Annesine Türkan'dan ip almaya gidiyorum diyerek çıkmıştı zaten. Sıkıca kavradığı çanta sapıyla bu kez sekerek değil, ağır ağır taşıdığı tonlarca ağırlıktaki hayal kırıklığıyla yürüdü eve giden yolu. Türkan'a uğramayı da istememişti canı. İçine akıttığı gözyaşlarıyla vardı kendi sokaklarına. Çocuklar evin önüne seksek çizmiş, bir kısmı da üst üste yadıkları kemik parçalarıyla oyunlar oynuyordu. Bir an duraksayıp bile yuvarlayan oğlan çocuklarına buruk bir gülüşle baktı. Kendini nedensizce hep oğlan annesi olacakmış gibi hissederdi. Hoş, Adnan'ın onu menopoza girmeden alacakmış gibi bir vaziyeti yoktu ya, hayırlısı. Çantasından çıkarttığı anahtarla sessizce açtı evin kapısını, içeri girer girmez burnu Arap sabununun tatlımsı kokusuyla dolmuştu. Çantasını portmantoya asıp terliklerini ayağa geçirirken bakındı hole. Annesi halıları yerden kaldırmış, taşları Arap sabunuyla bir güzel şartlamıştı. Halbuki Nilüfer daha dün bütün evi süpürüp silmemiş miydi? Derken ellerin başlarındaki kadın tepesinden bağladığı yemenisini ve çamaşır suyu izi dolmuş basma eteğiyle çıkmıştı banyodan. Elini havaya kaldırıp salladı. Kızım koş, iki ayağın bir papuca girdi. Rıfat'ın annesi haber yollamış. Bu akşam geleceklermiş söz kesmeye. Hayriye ablam ben bir kek yaparım dedi. Gülizar yengen de patates salatası yapacak. Fülya'yı yufkacıya yolladım. Sen de hızlısından bir börek yapıverirsin. Dahasını duymadı genç kızın kulakları. Elleri alışık bir tavırla başında küçük örtüyü siyah saçlarından sıyırırken boş bakışlarla yürüdü mutfağa. Kaçarı yoktu. Bu gece o Rıfat denen sümsük herifin sözcüsü olacaktı ya. Hıçkırıklar düğüm düğüm oldu göğsünde. Ama ağlayamadı. Annesi neden diye sorsa ne cevap verecekti? Nasıl diyecekti benim bir istediğim var diye? Demezler miydi söyle de gelip istesinler diye? Zehir gibi bir ruh haliyle girişti işlere. Kız kardeşinin getirdiği yufkalardan yaptığı börek davul fırında kabarırken onun da göğsü üzerinde kabarmıştı. Hayriye ablanın dumana tüten keki gibi için için yanıyordu. Gülizar yengenin patates salatası gibi karma karışıktı aklı. Duramadı daha fazla. Annesinin git hazırlan sözüyle odasına koşup sessiz hıçkırıklarla indirdi dolabının üzerindeki ağabeylerinin askere gittiği bavulu. İçine en sevdiği elbiselerini, beş beş para biriktirip aldığı kırmızı papuçlarını, birkaç hatırasını ve annesinden gizlediği birkaç ruj ve toz sürmesini koydu. Başucundaki teneke kutuyu açıp birikmiş parasını saydı, çok bir şey yoktu. Zaten kıyafet diktirenler hep bereziye diktirmişti bu sıra. Ama yine de iş görürdü. Kulağını kapıya yaslayıp misafirlerin eve girişini tuttuğu nefesiyle dinledi. Ve alt katta ayak sesi kalmayınca bavuluyla attı kendini dışarı. Bir nefeste çıkmıştı evden. Yumurta topuk ayakkabılarını köşe başına dek kucağında taşımış, köşe başına geldiğinde ayağına geçirmişti. Kararlıydı. O Rıfat denen sümsük herifle evlenmeyecekti. Yere bastı babasının kuyumcu dükkanı. Baştan topuğa altın bezeseler ne olacaktı ki oğullarını istemedikten sonra? Adnan'a gidecekti. Ona kaçtığını söyleyecek, biraz da emrivaki yapacaktı. Yok gelmem diyecek hali yoktu ya, paşa paşa gelecekti. Akşam karanlığında mahalle çıkışına dek ağır ağır yürüdü. Saatler yatsıya varmak üzereydi ve sokaklar gitgide tenha bir hal almıştı. Akşam ezanından sonra sokağa çıkmaya alışık değildi. İçine çöken huzursuzluk ve karın ağrısıyla caddeye kadar geldi. Daha fazla gidemeyecekti. Hem Adnanların caddesinin girişinde birkaç inşaat olduğunu hatırlıyordu. İti var, kopuğu var, ayyaşı var. Nasıl geçerdi oradan? En iyisi şu gelen taksiyi çevirmekti. Elini kaldırıp tedirgin bir halde durdurdu arabayı, bavulunu zorlukla taşıyıp içine koydu, kapısını kapattığında az öncekinden daha iyi hissediyordu. Bakışları dikiz aynasından dönmeden dalgınlıkla mırıldandı. Menderes Caddesi'nde lütfen. Saniyeler içinde hareket etti araba. Bakışları camdan dışarı dolaşırken çıktıkları caddenin ışıkları gözlerini alıyordu. O da böyle ışıklı bir caddede yaşayacaktı Adnan'la evlendiklerinde. Komşuları tıpkı Adnan gibi okumuş kültürlü insanlar olacaktı. Kim bilir belki bir gün moda evi de açardı bu caddelerden birinde. Çok şeyde gözü yoktu. Öyle hizmetçili evler, şoförlü arabalar kurmamıştı ellerinde. İstediği yalnızca küçük şeylerdi. Bir de huzur ve değer. Üç ağabeyim ve bir de her daim sinirli bir babanın hükmü altında zor bir hayat yaşamıştı.
Ne bir kez aferin duymuştu bu kulakları, ne de bir hayalini gerçekleştirmesine müsaade etmişlerdi. Onlar için varsa yoksa getir Nilüfer, götür Nilüfer'di. Bir kez olsun halini hatırını sordukları mı olmuştu? Dalgın bakışlarıyla doğru dönerken bir an dikiz aynasından ona bakan bir çift gözle kesişmiş, boğazından bir yutkunma geçmişti. Allah'ı var, adam gözleri birbirine değer değmez hafif bir öksürükle başını direksiyona doğru eğmiş, büyük elleri ince direksiyonu hafifçe sıkmıştı. Tedirgin bir nefesle baktı dışarı ve gördüğü telefon kulübesiyle yerinde hafifçe dikleşti. ''Şu kulübede bırakır mısın beni?'' Genç adam ağzını açmadan başını sallamış, araba telefon kulübesi önünde yavaşlayarak durmuştu. Nilüfer cebindeki parasının yarısını çıkartıp uzattı ön koltuğa doğru, sonra da aceleyle bavulunu alıp indi aşağıya. Etraf öyle sessizdi ki boşlukta duyulan tek ses onun yumurta topuklu ayakkabısının sesiydi. Bir de karanlık tabii. Yeni yeni evlerin yapıldığı bu yerleşim yerine henüz lambalar konulmamıştı. Seyrek sokak lambaları ise karanlığı aydınlık etmeye yetmiyordu. Loş ışıkta yürüyüp girdi telefon kulübesine. Bu esnada duran araba hafif bir homurtuyla yamacından geçip gitmişti. Çantasından çıkarttığı jetonu direkten içeri atıp ezber ettiği numarayı tuşladı. Bu saatlerde Adnan'ın evde olmasını umuyordu. Öyle de oldu. Çalan telefon çok geçmeden açılmış, ahizenin ucundan genç adamın kalın sesi duyulmuştu. Genç kız bir parça korkuyla da olsa heyecanla kavradı telefonu. "Adnan," dedi ince sesiyle şakıyarak. "Adnan, benim Nilüfer. İstemeye geldiler beni ama kaçtım. Sana kaçtım Adnan. Hemen aşağı caddedeki telefon kulübesindeyim. Hadi gel al beni." Yalnızca bir nefes sesiydi duyulan. Genç kızın mavi gözlerini çevreleyen uzun kirpikleri tedirginlikle havalandı. Nicesinin yapamadığı şeyi yapmış, kaderine boyun eğmeyip sevdiğine kaçmıştı. Çoğu erkekten daha cesaretli davranmıştı. Şimdi ise Adnan gelip onu buradan alacak, yarın da erkenden yıldırım nikahlarını kıyacaklardı. Kıyacaklardı, öyle değil mi? Genç kızın gözleri dolu dolu olurken ahizenin ucundan buz gibi bir ses duyulmuştu. "Gelemem Nilüfer, yapamam. Aileme ne derim? Okulum, askerliğim. Ben yapamam, kusura bakma." Ve kapandı telefon. Gerçekler genç kızın suratına bir tokat gibi vurulurken elinde tuttuğu ahize boşluğa yuvarlandı. Gözlerinden akan sicim misali gözyaşları yanaklarını ıslatıyordu. Ne yapacaktı şimdi, nereye gidecekti? Eve dönse babası kemiklerini kırar, ağabeyleri canına kastederdi. Gitmese? Yok, eve dönmekten başka çaresi yoktu. Kötü yollara düşmektense iki gün yiyeceği dayağı razıydı. Bavuluyla çıktı telefon kulübesinden, bakışları karanlık caddede etrafına bakındı. Uzaklardan bir köpek avlaması, köşedeki inşaattansa erkek sesleri geliyordu. İçine çöken korkuyla ağlamaya bırakıp hızlı hızlı yürümeye başladı. Öyle korkuyordu ki titreyen elleriyle bavulunu tutmakta zorlanmıştı. Derken gözlerini kamaştıran far lambasıyla yüreği ağzına gelmişti. Şimdi birileri arabaya atıp götürse kimsenin ruhu duymazdı. Fakat bu az önce bindiği taksinin ta kendisiydi. Hemen elini kaldırıp durmasını işaret etti ve durduğu gibi attı kendini arka koltuğa. Beni aldığın yere geri götürür müsün?" dedi ağlamaktan çatallayan sesiyle. Denizden mavilikler dikiz aynasına çevrilip oradaki koyu kahverengi gözlere kısa bir bakış attı. Genç adam yine konuşmamayı yeğleyerek dokundu vites koluna, bir yandan da kolunu cama yaslamıştı. Genç kız dindikten sonra başka yere sapmadan cadde sonundan U dönüş yapmaya karar vermişti. Onu bıraktığı alan oldukça ıssızdı ve genç bir kızı bu saatte orada bir başına bırakmak erkekliğe sığmazdı. Nitekim iyi de olmuş, nedensizce ahvaline endişelendiği kızı kendi elleriyle evine geri götürüyordu. Boğazından bir yutkunma geçti. Onu daha evvel de görmüştü mahallede. Fakat ilk kez bu kadar yakından görüyordu. Yakından daha mı güzeldi? Hele gözleri. Küçükken annesinin omzuna taktığı nazar boncuklarına benziyordu. Derken sıktı yumruklarını. Ne zamandan beri müşterilerine yan gözle bakar olmuştu. Delikanlılığın kitabında yazar mıydı bu? Ah olan Kenan... Cebinden çıkardığı tülü kumaş mendiliyle kuruladı ıslak yanaklarını genç kız. Bakışları hafif bir sallantıyla mahalleye giren arabadan dışarıya çevrildi. İçinde öyle büyük bir hayal kırıklığı taşıyordu ki başına gelecek hiçbir şey umurunda değildi. İsterse babası beline dek gelen gece karısı saçlarını yolsun, dilerse ağabeyleri kemiklerini kırsındı. İnanmış, güvenmiş, en kahreden yanıysa sevmişti. Canı gönülden sevildiğini sanırken neydi şu başına gelenler?
dalgın bakışları dikiz aynasından ona bakan bir çift çekingen bakışa takıldı. Genç adamın koyu kahverengi gözleri mavi gözlerine takıldığında ondan çarçabuk kaçmıştı. Delikanlıya yakışmazdı güvenip arabasına binen müşterisine yan gözle bakmak. Boğazına hüce temizleyip parmağının ucuyla ince bıyıklarına düşünceyle dokundu Kenan. Vakit geç oldu. Evinizin kapısına bırakayım isterseniz dedi başını arka koltuğa çevirmeye çekinerek. Nilüfer derin bir nefes alarak duran başını iki yana salladı. Eve gittiğinde yaşayacaklarını bilse de en azından mahallede adı çıkmasındı. Kim adı çıkmış bir terziye getirirdi ki dikilsine diye entarisini. Parmakları kucağında birbirine işkence ederken cebinden çıkarttığı son parasını naifçe uzattı taksiciye doğru. Bakışları mahzunca çevrilmiş dikiz aynasına. Yok, sağ olasın, giderim ben. Açtığı kapıdan yumurta topuklu ayakkabısının üzerine basarak usulca indi. Arnavut kaldırımlarında yürümek hiç bu kadar zor gelmemişti. Bir de elindeki ağır bavulu vardı ki 74 model Chevrolet arabanın kapısını usulca kapatıp sokağın başına doğru ağır adımlar atmaya başladı. Paramparça idi sol yanında taşıdığı et parçası. Günleri, ayları, hatta yılları heba olmuş, olmayacak bir hayalin ucuna tutunup binbir çileye olur demişti. Peki ya şimdi? Şimdi ne olacaktı? Ne diyeceklerdi onun hakkında? Barındıracaklar mıydı buralarda? Hey! Dalgın zihniyle bir an duraksayıp sarı sokak lambaları altında baktı arkasına. Genç adam arabadan inmiş ona doğru telaşla gelmekteydi. Kenan koştu, koştu, genç kızın dakikalar içinde attığı adımları hızla kat etti. Yamacına vardığında bir an yutkunarak baktı kızarmış maviliklere. Koyu kahveleri onu içine çeken mavi girdaplardan hemen koptu. Elinde tuttuğu kumaş parçasını uzattı genç kıza. Mendilini düşürmüşsün arabada. Nilüfer ona uzatılan kenarları mavi çizgili beyaz mendille indirdi bakışlarını. Ardından da gözlerini kaldırıp boyu ondan neredeyse bir karış daha uzun olan adamın sert çehresine baktı. İstemsizce turladı açık mavi gözleri o yüzde. Kalın kaşları, ince ama gür bıyıkları, son modaya asla uymayan kısa siyah saçları, sırtına geçirdiği yer yer köhneleşmiş siyah deri ceketiyle tam bir Arabiydi. Tıpkı ağabeyleri gibi. Elini kaldırıp kendisine uzatılan mendili zarifçe aldı. Buruk da olsa kıvrıldı dudakları. Sağ ol. Belli belirsizce kıpırdadı ince bıyıkların çevrilediği kalın dudaklar. Boğazından bir yutkunma daha geçti. Gencecik kızı bu saatte bir başına bırakmak için esinmiyordu. Keşke müsaade etseydi de evine dek bıraksaydı. Aradan susulmuş birkaç saniye hızlıca akıp geçti. Derken sokağın başından bir bağırış duyulmuştu. Nilüfer! Genç kız bağırışı duyduğu an elindeki mendili de bavulu da düşürerek korkuyla birkaç adım gerilemişti. Genç adam şaşkınlıkla dönüp sokağın başından onlara doğru gelen ellere sopalı birkaç genç ve önlerinden yürüyen yaşlı adama baktı. Kim olduklarını bilmiyordu. Ama anlaşılan o ki genç kız onları tanıyordu. Adı da Nilüfer'di demek. Belliydi. Tıpkı Nilüfer çiçekleri gibi zarif ve narindi. Ulan Yosma, ulan namusumuzu iki paralık ettin. Yaşlı adam büyük bir öfkeyle yanlarına gelmiş ve bir adım gerisinde duran kıza doğru elini kaldırarak adım atmıştı. Düşüncelerinden hızlıca sıyrılıp atıldı Kenan. Elini kaldırıp yaşlı adamın havada duran kolunu sıkıca kavrayarak yere doğru indirdi. Bunu yaparken kendini Nilüfer'in önüne siper etmişti. Hop dedik bey amca, yakışır mı kötek atmak sana? Yaşlı adamın bakışları bir Kenan'da bir de kızın da öfkeyle gezindi. Mahallenin en zengin ve görgülü ailesi kızını istemeye geliyor ama kızı bohçasını toplayıp gözcüler kapıdayken sırra kadem basıyordu. Olacak iş miydi bu? Nakışlar arasında buldukları birkaç küçük aşk mektubu da cabası. Ah, eline geçirip eve götürsün, kemiklerini kıracaktı. Kolunu genç adamın güçlü elinden hışımla kurtarıp genç kızın yüzüne ters bir bakış attı. Buna mı ulan, mahallenin en zengini sana talip olmuşken sen bu taksici parçasına mı kaçtın? Nilüfer gözlerinden akan inci taneleriyle sıkmıştı parmaklarını. Açık mavi gözleri bir babasında bir de babasının hemen ardına sıralanmış iri kıyım ağabeylerinde dolanıyordu. Yanlarında bir de o damat dedikleri pısırık herif vardı ki değil onunla evlenmek yolda görse karşı kaldırıma geçerdi. Boğazından sert bir yutkunma geçerken babasının dediğiyle gözlerini kaldırıp ona şaşkınlıkla bakan taksiciye çevirdi bakışlarını. Sol yanına doğan güven hissi onu yanıltmayacaktı. Hem o sümsük herife yar olacağına, hiç tanımadığı bu taksici parçasına karılık etmeye razıydı. Elini kaldırıp Kenan'ın direksiyonu sallamaktan nasır tutan büyük avcunda sardı narin parmaklarını.
ve genç adam şaşkınlıkla susup kalırken titreyen bir sese cevap verdi. Ona kaçtım. Taksiciye kaçtım ben baba. Bıktım artık yaşamaktan. Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah bu yalnızlık. Bu dertler. Sonrasında çıt çıkmıyordu Arnavut kaldırımlı dar sokakta. Hızlanmış nefesler ve birbirine öfkeyle bakan gözler haricinde tek bir kıpırtı dahi yoktu. Büyük avucunda küçük elini silah fallamıştı genç adam. Dönüp kalın kaşlarını şaşkınlıkla çatarken bakmıştı kızın korku dolu suratına. Gece karanlığında dahi belli olan açık mavi gözleri yaşlarla doluydu. Izdırap dolu derislerine tutan göz bebekleri. Uzun ve nemli kirpiklerini hızlı hızlı kıpırdatıp yalvarır gibi bakıyordu yüzüne. Boğazından sert bir yutkunma geçti. Şimdi yalan dese kızcağızı döve söve götüreceklerdi belli. Demese zihninde bin bir tane düşünce dolanırken Nilüfer diğer eliyle de kavramıştı kalın parmaklarını. Hayatında ilk kez gördüğü bu adamın ardına sığınıp babası ve ağabeylerine ürkek bir bakış attı. Baba, affet, çok sevdim ben. Rıfat'ı istemem dedim anneme ama bana başka çare bırakmadınız. Körük gibi inip kalkan göğsüyle yumruklarını sıkıp konuşan kızına öfkeyle baktı Faik Usta. Üç oğlandan sonra bir kızı olduğunu duyduğunda havalar hoşmuştu halbuki. Kahvede çaylar ısmarlamış, kilolarca lokum alıp gelip geçene dağıtmıştı. Herkes anasının adını koymasını beklerken, o da kundaktayken bir çiçek gibi zarif olacağını anlamış, adını Nilüfer koymuştu. Öyle de olmuştu amaratlığı, hanımlığı dillere destandı kızının. Hele bir de güzelliği vardı ki bir gören dönüp tekrar bakardı. Onu nasıl koruyup kollayacağını şaşırmış, altından kafeste hapsetmişti gönül kuşunu. Bu devrin adamları sevgisini ancak böyle gösterebiliyordu işte. Ama ne olmuş, o üstüne titrediği kızı kalkıp onu tüm mahallelere zül süva etmişti. Sanki kendi için istiyordu zengin damadı. Kim kızının rahat hayat sürmesini, elinin sıcak sudan soğuk suya geçmemesini istemezdi ki? Bakışları kızından, ondan sığındığı adama kızgınlıkla dönerken kaşları tanıdığı simayla havalanmıştı. Ah Nilüfer, babası tahtını yapmak isterken o bahtının karasına koşmuştu demek. Sert bir yutkunma geçti boğazından. Kısık gözleri genç adamın üzerindeydi. ''Sen İlyas'ın oğlu Kenan değil misin?'' dedi az evvel sokağa çınlatan sesi bir nebze olsun sakinlerken. Kenan'ın çatık kaşları daha da çıtılırken koyu kahverengi gözlü yaşlı adamın gözünde izdirdi. Babasını tanıdığına göre bu adam da mahallelerin eskilerinden olmalıydı. Gergin çehresiyle başını salladı. ''Öyleyim.'' Genç adamın verdiği cevapla kim olduğuna emin bir halde başını salladı Faik Usta. Rahmetli motorcu İlyas az arkadaşlık etmemişlerdi. Çıraklık vakitlerinde aynı bardaktan su içmiş, aynı murta ekmek banmışlardı. Lakin ani gitmişti motorcu İlyas. Ardındaysa daha gencecik oğlunu bırakıp gitmişti. Ah vaktinde gelip kızını isteseydi kendi kadar iyi tanıdığı o adama gelin diye vermez miydin Lüferi? Bakışları rahmetli babasına benzeyen genç de düşünceyle gezindi. Baban yiğit adamdı. Zamansız gitti. Belki başında daha duraydı. ''Sana bir kızı kaçırmadan evvel Allah'ın emriyle istemi öğretirdi.'' dedi sözleri bir bıçak kadar acıtırken. Kenan'ın çene kemikleri duyduğu sözle kasılmış lakin bulundukları vaziyet sebebiyle yutkunmaktan başka bir şey edememişti. O Allah'ın emriyle kız istemesini bilirdi. İstemişti de vakti zamanında. Ah yamacında zangır zangır titreyen şu kızcağız olmayacaktı ya. Faik Usta dişlerini sıkarak derinlerden bir nefes üflemiş ve arkasını dönerken kısık bir sesle mırıldanmıştı. ''Nikahınızı kıymadan gelmeyin kapıma. Davetiye falan da istemez. Bizden kimse gelmeyecek oraya.'' Duyduklarıyla irileşen açık maviler babasının ardından şaşkınlıkla bakarken Faik Usta ağır adımlarla sokağın sonuna doğru adımlamaya koyulmuştu. Atalar doğru söylemişti. Ana baba evladının tahtını yapar ama bahtını yapamazdı. El evinde sıkıntı çekmesin, boğaz derdi gütmesini istemişti. Lakin Nilüfer tüm bunları, hatta cabasını yaşamayı ister gibi bu taksiciye kaçmıştı. Madem öyle kaderini yaşayacaktı. Oğulları tüm şaşkınlıklarıyla peş sıra yürürken büyük olan çekingenlikle de olsa yamacında erişti. ''Baba, böylece bırakacak mıyız kızı?'' dedi yaşadığı şaşkınlık sesini yansırken. ''Öyle ya, evden kaçan kızı bulmak için bütün mahalleyi karışlamamışlar mıydı tüm gece?'' Faik Usta başını iki yana salladı, alıp ne yapacaktı? Yine mecburen o adama vermeyecek miydi? Gece karanlığında adımları köşeye dönerken bir an duraksayıp sokağın orta yerinde kala kalmış kızına baktı ve dolu dolu olan gözlerini oğullarından gizlemek için başını önüne erken mırıldandı. Bütün mahalle duydu zaten kaçtığını.
Bırakın delikleri altı kendileri temizlesinler. Faykus da oğullarıyla birlikte geldiği gibi çıkıp gitmişti sokaktan. Ardındansa bir şaşkınlıktan donup kalan kızı bir de taş kesen Kenan kalmıştı. Genç adam gidenler köşeye döndüğü an büyük avcını usulca çekmişti küçük eller arasından. Boğazından ardı ardı ütkunmalar geçerken dönüp yamacındaki kıza bakamamıştı. Ne olacaktı şimdi? Bir iyilik yapmayı isterken kendini gayya kuyusunun dibinde buluvermişti. Ne yapacaktı babasının bir kedi yavrusu gibi avuçlarında bırakıp gittiği bu kız da? Kimdi, neciydi, neden kaçmıştı? Tüm bu sorular dönüp duruyordu zihninde. Ah ulan Kenan dedi kendi kendine. Yıllar sonra bir kıza gözün kayacak oldu. Onda da aldın mı başına belayı? Dönüp donuk bir süratle yürüdü mavi arabaya doğru. Kapısını açıp usulca oturdu şoför koltuğuna. Yanından bir gölge gibi sessizce süzülüp giden adamın ardından sokağın orta yerinde kala kalmıştı Nilüfer. Babası ve ağabeylerinin ardından bakan yaşlı gözlerini yere çevirip Kenan'ın yürüyüp gidişini sessizce izledi. Ne yapacaktı şimdi, nereye gidecek, kime sığınacaktı? O Adnan denen beş para etmez herifin ardından bir daha gideceği yoktu ya. Başını çevirip arabasının içinde başını önüne eğip bekleyen Kenan'a baktı. Onunla gidecekti. Onunla gitmekten başka çaresi yoktu. Hem babasını tanıdığına göre fena kimse olmasa gerekti. Başını mahcubiyetle önüne eğip eğildi. Yerdeki mendili ve babulunu kavrayıp yürüdü arabaya doğru, arka kapıyı açıp usulde süzüldü içeri. Yanakları yaşadığı ve yaşattığı şaşkınlıktan ötürü birer elma gibi aldı. Derken saniyeler içinde duyulmuştu motor sesi. Araba hareket ederek dar sokaktan çıktı. Çok uzağa gitmemişlerdi. Kader bu ya, hemen üç sokak gerideydi Kenan'ın evi. Maviş tek katlı, müstakil binanın bahçe kapısı önünde yavaşlayarak park etti. Konuşmamışlardı yol boyunca. Hala da konuşacak mecal bulamıyordu kendilerinde. Nitekim sessizlik de bir anlaşma yöntemiydi. Kenan park ettiği arabadan ağır hareketlerle inmiş, demir bahçe kapısından içeri girip bir an duraksayarak derin bir nefes almıştı. Dönüp bakmasa da Nilüfer'in gelip gelmediğini kontrol ediyordu. Öyleydi. Genç kız sapından sıkıca kavradığı bavuluyla başını önüne eğerek küçük adımlar atıyordu arkasından. Senkronize adımlarla girdiler bahçeye. Bakımsız yeşillikleri geçip girişin betonuna ulaşmışlardı. Kenan cebinden çıkarttığı anahtarı kilide yavaşça uzattı. Nilüfer'in kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Onu neyin beklediğini bilmemek kabir azabından beterdi. Derken demir kapı açılmış, genç adam ayakkabılarını çıkartıp içeriye adımını atmıştı. Kapıyı sonuna dek yasladı duvara. Hem Nilüfer içeri girsin hem de kapının açık olduğunu görüp dilerse vazgeçebilsin diyeydi. Dar bir koridor karşılamıştı onları. Yürüdükçe iki yanda kapılar vardı. En sonra ise büyük sayılabilecek bir hol ve mutfakla banyo kapıları. Yürüdü Kenan. Koridorun sarı ampulünü yakıp koridorda adımlamayı sürdürdü. Hemen ardında yumurta topuklu ayakkabılarını çıkarıp içeri giren birinin olduğunu bilerek yürüdü. Açık mavi gözlerse etrafına korku dolu bakışlar atıyordu. Elindeki bavulu bırakacak bir köşe bulmayı daha yakala dememişti. Gözleri koridora açılan kapılardan içeriye dönüyor, nereye ve nasıl kimselerin evine geldiğini anlamaya çalışıyordu. Hemen sağında lambası yanmayan ilk odada camın önüne konulmuş koltukta uyuyan genç bir kız vardı. Yere serilmiş döşekte uyuyan iki de küçük erkek çocuğu. Solundaki odada ise eski bir karyolada yatan yaşlı bir kadın vardı. Sık sık öksürüyor, ara ara da inliyordu. Göğsünde dolan sıkıntıyla yürümeyi sürdürüp hole vardı. Etraf öyle tozluydu ki nereye basacağını, nereye bakacağını şaşırmıştı. Boğazından geçen yutkunmayla baktı kenardaki tahta koltuğa oturan adama. Sonra da köşede gördüğü sandalyeye ilişti. Dakikalar avaz avaz susulan bir gürültüyle geçip gitmişti. Konuşacak, anlaşacak onca şeyleri varken susuyorlardı. Nereden, nasıl başlanacağı öyle zordu ki. Derken Nilüfer dayanamadı daha fazla. Uğradığı hayal kırıklığının, yaptığı hatanın, ona sırtını dönüp giden babasının ardından sessizce ağlamaya başladı. Kıpkırmızı olmuştu denizen mavi gözleri. Kenan duramadı. Bu kız karşısında böyle ağlarken ona ne diyebilirdi ki? Bile isteye bir kötülük etmediği her halinden belli değil miydi? Ayağa kalkıp sokağa bakan kirli pencereyi sonuna kadar açtı. Deri ceketinin iç cebinden çıkarttığı tablasından bir cigara alıp sıkıştırdı dudaklarının arasına. Bakışları incin top oynayan sokakta dalgınlıkla gezindi. Yatsı ezanı okuyalı çok olmuştu. Saat gece yarısını vurmuş olmalıydı. Karma karışık bir kafayla tüttürdü beyaz dumanı. Bittiği gibi ardından hemen bir tane daha yaktı. Bu esnada Nilüfer ağlamış, bir nebze olsun sakinleşmiş ve şişkin gözlerle yerdeki rengi kaçmış halıyı incelemeye başlamıştı.
Provaya gittiği o lüks apartman dairesinde geçeceğini sandığı bu gece kara gümrüğün arka sokaklarında, üstelik bu kirli evde geçiyordu. Eğri oturup doğru konuşmak lazımdı. Hangi kız en güzeli dururken böylesinin hayalini kurardı ki? Dişleri alt dudağını esir almış, gerginlikle kemiriyordu. Derken Kenan söndürdüğü cigarasını camdan dışarı atıp pencereyi kapattı. Arkasına döndüğünde ise genç kız tedirginlikle fırlamıştı ayağa oturduğu sandalyeden. Genç adam bakışlarını yerden çekmeden içine derin bir nefes çekti. "Ben gidip iki şahitle bir hoca bulayım," dedi zor duyulan bir sesle. Nilüfer'in kızarık gözleri duyduğu ilerleşti. Ne hocası ne şahidiydi. Şimdi gerçekten saatler evvel karşısına çıkan bu adamla mı evleniyordu? Kenan attığı bir adımla geriye doğru tedirginlik dolu bir adım attı. Sırtı duvara dayanmıştı. Korku dolu gözlerini genç adamın koyu kahverengi gözlerine çevirdi. "Hoca mı?" dedi sormaktan korkar gibi incecik çıkan bir sesle. Kenan'ın çene kemikleri kasıldı. Hocaydı tabii. Ona başka çare mi bırakmıştı? Yaptığı sıradan bir emrivaki değildi ya. İçinden bir tövbe çekerken başını salladı. "Hoca ya, sabaha duyulmayacak mı sanırsın bana kaçtın? Bir de nikahsız diye yayılırsa taşlarlar evi. Kara gümrük kızım burası, kara gümrük." Dediğiyle hışımla geçip gitti genç kızın yanından. Az önce açıp duvara yasladığı kapıyı ufak bir gürültüyle kapatarak çıktı evden. Nilüfer gözlerini kapatıp sessiz hıçkırıklarla çöktü tekrar sandalyeye. Bunları yaşadığına inanamıyordu. Başına gelenlere inanamıyordu. Cahil cesaretiyle yaptıklarına inanamıyordu. Eve gitseydi ya keşke. Şimdi belki bir araba sopa yemiş ama en azından kendi odasında olurdu. Islak bakışları dehşetle çevrildi etrafına. Ayağa kalkıp evin içinde sessizce dolaşmaya başladı. Halılar, perdeler, koltuklar bakımsızlıktan köhneleşmiş görünüyordu her bir köşe. Başını karanlık mutfağın aralık kapısından içeri uzattı. Kenarda bitmiş küçük bir tüp, lavaboda kirli tabaklar, bardaklar, tezgahta rengi solmuş kirli bezler. Ne zamandır temizlik yapılmıyordu burada? Ne zamandır doğru düzgün yemek pişmiyordu? Düğüm düğüm oldu boğazı. Başını iki yana hayal kırıklığıyla salladı. Neredeydi saatler evvel Arap sabunu kokusuyla çıkıp gittiği pırıl pırıl yuvası? Hiç uğruna mı düşmüştü buralara? Çaresiz ve düşünce dolu bir zihinle döndü Ali. Tek temiz görünen sandalyeye ilişip sessizce Kenan'ın dönüşünü beklemeye başladı. Bir saat ya geçmiş ya geçmemişti, ufak bir tıkırtıyla açıldı evin demir kapısı. Kenan gergin bir suratla içeri girmiş, hemen arkasından gelen üç adama eliyle yol göstermişti. Mahallenin imamını evinden almak kolaydı da iki şahidi bulmak pek kolay olmamıştı. Birini gece vardiyasına gitmek üzere evden çıkmışken yoldan çevirmiş, diğerini de sağ olsun hoca efendi oturduğu apartmandan bulmuştu. Genç kız başındaki el kadar örtüyü çekingenlikle düzeltti. Yüzündeki kabullenilmiş sükunete artık ağlamıyordu. Lakin bakışları mütemadiyen kaçıyordu Kenan'ın koyu kahverengi gözlerinden. O da çok farklı değildi hani. Az sonra nikahını alacağı kızın yamacına oturmaya dahi varmamıştı ayakları. Besmele ile başladı hoca efendi nikah kıymaya. Eller dizlere konulmuş, suratlarda tek bir mutluluk ibaresi dahi yoktu. Nasıl olsundu ki? Birbirini asla tanımayan, saatler evvel varlıklarından haberdar olmayan iki insan evleniyordu. Genç kız başını mahcubiyetle kucağına dek indirmiş, Kenan'sa Nilüfer'e bakmamak için başını sağına çevirmiyordu. Hoca hafifçe yükseyerek başını genç adama doğru uzattı. "Meğer için ne vereceksin evladım?" dedi çatallanmış ses tonuyla. Kenan'ın duyduğuyla gerildi yüzü. Ne verecekti? Neyi vardı ki verecekti? Derin bir nefes alarak oynattı çene kemiklerini. Bakışları grileşmiş tül perdeye doğru çevrildi. "Maviş, arabamı yaz hoca. Başka da bir şeyim yok zaten," dedi sona doğru kısılan bir mırıltıyla. Genç kızın duyduğuyla açık mavi gözleri şaşkınlıkla yanındaki adama dönmüştü. Arabasını ona mehir diye mi verecekti gerçekten? Biber sürülmüş gibi yanan gözlerini tekrar indirdi kucağına. Aylarını, hatta yıllarını verdiği adam onu yarı yolda bırakırken saatler önce yolunun kesiştiği başka bir adam belki de tek varını koyuyordu onun için ortaya. Düğüm düğüm olan boğazıyla zorlukla yutkundu. Okunan dualar ardından başını Nilüfer'e çevirmişti hoca efendi. Faik kızın Nilüfer, zikrolunan mehir karşılığı İlyasoğlu Kenan'ı kocalığa kabul ettin mi? Duyduğu soruyla kıpırdandı denizden mavilikleri çevrilen uzun kirpikler. İçinde derin bir nefes çekerek yutkundu. Yolun ayrımıydı onun için. Ya buradan kalkıp bir meçhule gidecek yahut da kaderine yazılmışa razı olacaktı. Gür kirpikler arasından minicik bir gözyaşı tanesi süzüldü yanağına. Karanlık bir meçhulde kaybolmak yerine
kaderini seçti ve başını sallayarak verdi cevaplarını. Ettim, ettim, ettim. Kenan'ın tok sesiyle verdiği cevaplarla kıyılmıştı nikah. Hoca efendi ve şahitler geçim dileyerek kalkmıştı ayağa. Genç adam onlarla birlikte kapıya doğru yürürken Nilüfer olduğu yerde kalıp başını duvara yaslamıştı. Açık maviler az evvel korkuyla dolaştığı duvarlara bu kez bambaşka hislerle çevrildi. Zihni allak bullak olsa da bir yanı netti. O artık Kenan'ın karısıydı. Ne bakışını, ne gülüşünü, ne de doğru düzgün sesini bilmediği taksici Kenan'ın karısı. Suçu feleğe atmak faydasızdı. Kendi etmiş, kendi bulmuştu. Şimdi de çekecekti, başka yolu yoktu. Dalgın gözleri bir an derinlerden yükselen öksürük ve kadın sesiyle irkildi. Kenan, Kenan oğlum bir su veriver. Bir anla diken batmış gibi sıçrayıvermişti ayağa. Odadaki yaşlı kadın uyanmış su istiyordu. Peki ya Kenan nereye kaybolmuştu Allah aşkına? Elleri birbirine tedirginlikle sarınırken cama doğru yaklaştı. Maviş kapıda yoktu. Kenan muhtemelen Hoca Efendi'yi evine götürmüştü. Derin bir nefes alarak dudaklarını birbirine bastırdı. Kadıncağız öksürmekten bir hal olmuştu. Başka çaresi yoktu. Kenan'ı bekleyecek vakit yoktu. Gerginlik dolu hareketlerle mutfağa girip elektrik düğmesine bastı. Gözleri darmadağınık ve kirli mutfakta tiksintiyle gezindi. O yaşlı ve hasta kadına su verecek temiz bir bardak daha yoktu ki burada. İçine çektiği kesik nefeslerle saladı başını. Ve bluzunun kollarını usulca sıvadı. Tezgahın arkasında bulduğu naylon kase içinde yeşil renkli katı deterjanı bularak başladı işe. Bardaklardan en temiz gördüğünü alıp güzelce ovalayarak yıkadı. Sonra da çeşmeden suyu doldurup stresli yürüdü içeriye doğru. Yaşlı kadın yattığı yerden hafifçe doğrulmuş, elindeki mendili öksüyerek su bekliyordu. Aralık kapıyı yavaşça açıp lambanın düğmesine dokundu. Bu odanın devin diğer kısımlarından pek bir farkı yoktu. Bunca tozun kirin arasından nasıl döksürmesinde bu kadıncağız? Yatağa doğru yürüyüp hafifçe eğilerek bardağı uzattı. ''Buyurun efendim, afiyet olsun.'' dedi titreyen ince sesiyle. Yaşlı kadın mecalsiz gözlerine duyduğu yabancı sesle aralamış, yüzü şaşkınlık dolarken daha çok öksürmeye başlamıştı. Nilüfer kendi başına içemeyeceğini anlayınca sırtından destek vererek birkaç yudum su içmesine yardımcı oldu. Ah rahmetli babaanneciğine de böyle bakmamış mıydı senelerce? Yaşlı kadın bir nebze olsun rahatlamıştı. Mendiliyle ıslanan dudaklarını kurulayarak karşısındaki kıza baktı. Su gibi aziz ol. Lakin sen kimsin kızım? Ne işin var bu saatte bu evde? Öyle ya, senelerdir bu evde oğlu, kızı ve iki öksüz torunuyla yaşıyorlardı. Kapıdan uğrayan komşular dışında pek gelen giden olmamıştı. Nitekim Kenan da geceden geceye gelir, kursaklarından geçecek iki lokma için gecesini gündüzüne katardı. Genç bir kızın, üstelik böyle ayın 14'ü gibi güzelinin gece yarısı ne işi olurdu bu çatı altında? Nilüfer bardağı kenardaki sehpaya bırakmış, elleri birbirine güçlenircesine tutunurken başını önüne eğmişti. Ne diyecek? Kendini nasıl tanıtacaktı şimdi? Derken cevap genç kızdan değil, kapıda beliren adamdan gelmişti. Gelinin ana, o senin gelinin. Açık mavi gözler duyduğu kalın sesle başını çevirip biraz şaşkınlık, biraz da tedirginlikle baktı Kenan'a. Koyu kahverengi gözler denizden bakışlarına ilk kez bu kadar net çevrilmiş fakat uzunca durmadan çarçabuk kopup gitmişti. İçeriye girip genç kızın yamacına doğru birkaç adım attı. Yaşlı kadın şaşkın ama mutluydu. Demek sonunda oğlu kırılmaz inadını kırmış, yeniden evlenmeyi kabul etmişti. Hem de böyle güzeller güzeli bir eş bulmuştu kendine. Yaşlı gözler mutlulukla dolmuştu. Kenan belli belirsiz kıvrılan dudaklarıyla eğilip annesinin zayıf elini öperek başına koydu. Sen demiyor muydun bu eve bir hanım gerek diye? Ben de seni dinledim. Koyu kahveler kaçamak bir bakış bıraktı yanında yanakları elmaya dönen kıza. Nilüfer mahcubiyetten başını ne tarafa çevireceğine şaşırıyordu. Ama anlaşılan bu gece yaşananlar ikisi arasında bir sır olarak kalacak, yaşlı kadın yaptığı emri vakiyi bilmeyecekti. İsabet olurdu. Madem artık yüz yüze bakacaktı, en azından her Allah'ın günü utançtan yerin dibine geçmeyecekti. Eğilip tıpkı Kenan gibi kavradığı kadının zayıf elini ve öpüp saygıyla alnına değdirdi. Fatma Hanım öyle mesuttu ki gelinin elini bırakmadan sıkıca tuttu avuçlarında. ''Hoş geldin kızım, hoş geldin.'' dedi ıslanan gözleriyle. Bakışları temkinle oğluna çevrildi. ''Dul olsan da Allah'ın emriyle isteyedik bu oğlum.'' Nilüfer duyduğuyla Kenan'a bir bakış atıp yutkundu. Genç adama yüklenmeyen bir annesi kalmıştı. Oysa ki bu hikayede tek masum oydu. Nitekim öyle bir durum olsaydı dul adama kolay kolay bekar kız vermezlerdi. Kenan gerilen çehresiyle içinden sabır dilerken başını sallamakla yetinmişti.
Hafifçe öksürüp boğazını temizledi. Sabah etraflıca konuşuruz. Sen uyu dinlen ana. Hadi Allah rahatlık versin. Sessizce çıktılar odadan. Kenan kapıyı usulca kapatmış, Nilüfer gerginlikle eşikte beklerken hemen karşısındaki odaya sessizce girivermişti. Genç kızın bakışları sükunetle eğilip uyuyan çocukların üzerlerini örten adam da gezindi. Hafifçe havalanmıştı kaşları. Demek o yer yatağında uyuyan oğlan çocukları Kenan'ın çocuklarıydı. Anneleri ölmüş, onlar da hasta babaanneleriyle kalmışlardı. Genç kız da eşine bakılırsa kız kardeşi olmalıydı. Derken Kenan odadan girdiği gibi sessizce çıkmış, kapıyı örtüp koridorda yürümeye başlamıştı. Ne yapacağını bilemez halde peşi sıra ilerledi genç kız. Evde kalacak başka oda görünmüyordu. Holde ise bir tane ahşaplı koltuk takımı vardı. Nerede yatıp uyuyacaktı? Dahası Kenan nerede yatacaktı? Adımlar hole vardığında Kenan bir an duraksamış, eğilip kenarda duran bavulun sapını usulca kavramıştı. O önde, Nilüfer ardında mutfağa doğru yürüdüler. Genç kız bir bildiği vardır diyerek onu takip etmeye devam ediyordu. Öyleydi de. Kenan mutfağa gidip birkaç adım atmış, hemen arka bahçeye açılan çıkışın yanındaki kapıyı uzatmıştı elini. Burada evin arka kısmına bakan küçük bir oda vardı. Kenan evleneceği zaman rahmetli babası motorcu İlyas varını yoğunu koyup bu odayı sonradan buraya eklettirmişti. Güzel de olmuştu. Genç kız şaşkınlıkla açılan kapıdan içeri doğru bir adım attı. Burası Kenan'ın yatak odası olmalıydı. Boyası diğer odalara nazaran daha yeni duruyor. Dolap ve mobilyalarsa yeni sayılırdı. Muhtemelen ilk evliliği için alınmıştı. Yatağın üzeri yüklük gibi üst üste yığılmış eşyalar yorganlarla doluydu. İçeri girdiklerinde genç adamın yerden telaşla aldığı birkaç parça eşyasını ilk gördüğü çekmeceye tıkıştırması gözünden kaçmamıştı. Girişte durup beklemeye başlamıştı. Kenan yatağa eğilip eşyaları kucaklamış, nereye koyacağını bilemeyip odanın en yakın küresine yığıvermişti. Koyu kahverengi gözleri Nilüfer'e çevrildi. ''Bu gecelik yatarsın burada. Yarın bir şeyler ayarlamaya çalışırım.'' dedi çekingen bir tavırla. Elini ensesine atıp sıt sesle kaşıdı. Bir de kıyılması gereken resmi nikah vardı. Onun için de ödenmesi gereken ücretler. Omuzları üzerine tonlarca yüklenmiş gibi hissederken kendini bir an önce dışarı atma isteğiyle kapıya doğru yürümüştü. Derken aklına gelenle girişte duraksadı. Hemen Nilüfer'in yanında uzanıp kapıyı kendine doğru çekti. Genç kız bu hareketiyle bir anda irkilerek gerilemişti. Koyu kahveler sinirle kapandı. Bu kız her hareketinde bir güvercin gibi ürkmeye devam mı edecekti böyle? İçinden sabır dileyerek kapının arka duvarındaki anahtarı almış, ona korku dolu gözlerle bakan kızın elini uzatmıştı. Bir nefes müddetince tutundu maviliklere kısık gözleri ve çıkıp gitmeden evvel mırıldandı. ''Arkamdan kilitlersin kapını. Ben bu gece arabada yatarım. Allah rahatlık versin. Ben daha ne çile, dertlere yolcuyum. Ben alnına dert yazılan kader mahkumuyum. Fark etmez yaşamak. Sen mesut ol yeter. Dertler bana gönül vermiş. Ben aşk sarhoşuyum.'' Sonrasında gün ışıyana dek tek lahza uyku girmemişti genç kızın gözlerine. Ucuna iliştiği yataktan dalgın gözlerle arka bahçeyi izlemiş, derin derin düşünmüştü. Bir korkuya kapılıp hayatındaki en büyük hatayı yapmış, bu hatanın getirilerinden kaçmak isterken kör bir kuyuya düşmüştü. Bakışları odanın dört duvarını kesik nefeslerle süzmüştü. Artık çıkmak istese de çıkamaz, gitmek istese de gidemezdi buradan. Ve Kenan'dan, onu tanımıyordu, nasıl bir adam olduğunu bilmiyordu, lakin daha tanışalı saatler olsa da onun için yaptıklarından sonra ömrünce Kenan'a minnet duyacağı aşikardı. Kim hiç tanımadığı bir kız için böyle fedakarlıklar ederdi ki? Işıdı yeryüzü. Güneş göklerdeki tahtına ahenkle yerleşti. Evvel arka bahçelerden öten horoz sesleri, sonra da içeriden çocuk sesleri gelmeye başladı. Boğazından geçen sert yutkunmayla ayağa fırladı Nilüfer. Çocuklar uyanmıştı, şimdi onu görüp kim olduğunu, bu odada ne aradığını soracaklardı. Ne cevap verecekti onlara? Gökten zembille bu evin ortasına düşüşünü ne diyerek izah edecekti? Ellerini birbirine kavuşturup odanın içinde dolaşmaya başladı. Ne yapmalıydı, ne yapmalıydı Allah'ım? Bakışları kapının kıyısında duran bavuna düşerken içinden Adnan denen haysiyetsize beddualar yükseldi. Düştüğü haller hep ondan sebepti. Şimdi gidip Kenan'a vazgeçtiğini söylese boşar mıydı onu? Göğsü hızlanan nefesi yenip kalkarken dudaklarını kemirdi. Adam boşasa ne olacaktı? Bu kez de babası kabul eder miydi bir gecede dul kalmış kızını geriye? Küçük avuçları yanaklarına yaslanırken kendine sakinliği telkin etti. Derken kapı usulca tıklatılmıştı.
Kenan mıydı gelen, buz kesen bedeniyle oraya adımlayıp kilidi yavaşça çevirdi. Aralanan kapıdan içeri uzanan hemen hemen kız kardeşi Fulya ile akran bir genç kızdı. Dün gece oğlanlarla odada uyuyan kız olduğunu anlaması zor olmamıştı. Gergin çehresi kızcağızın mütebessim çehresiyle bir nebze olsun sakinleşti. Hayırlı sabahlar yenge, ben Kenan'ın kız kardeşi Ahsen. Açık mavilikler Ahsen'in ağabeyine benzeyen koyu kahverengi gözleri dalgalı siyah saçlarında dolaştı. Ağabeyi olan biteni anlatmış olacak ki Nilüfer'e yenge diye hitap etmişti. Ellere viskon elbisesinin kumaşını avuçlarken başını hafifçe sallamakla yetindi. Tatlı bir kıza benziyordu. Belki de can yoldaşı olurdu ona, kim bilir. Genç kızın bakışları odanın dağınıklığını gördüğünde başı mahcubiyetle eğilmişti. Kusura kalma, ev biraz dağınık. Haftaya içi okul olunca, ama toplayacaktım bugün. Gergin dudaklarında uçuk bir tebessüm oluştu Nilüfer'in. Demek Ahsen de Fulya gibi okula gidiyordu. Peki ya hem evi hem de o iki küçük çocukla hastanesini kim çekip çeviriyordu? Hızlıca kıpırdandı uzun kirpikleri. Evin neden bakımsız kaldığı belli olmuştu. Küçücük canıyla nereye yetişsindi bu kızcağız? Ah Fulya, nasılsa annesi ve ablası var diye elini işe sürdüğü yoktu. Varsa yoksa kulağına taktığı kaset çalarıyla hoplaya zıplaya gezerdi. Gelsin de akranlarının sırtında nasıl düğükler varsın görsündü. Omuzları hafifçe kıpırdanırken içtenlikle tebessüm etti. Birlikte toplarız Ahsen. Pek severim ben ev işini, dedi samimi bir tavırla. Ahsen'in koyu kahverengi gözleri parıldadı. Rahmetli yengesini de severdi. O da küçükken annesinin Nayla Bay'la ağabeyini anlattığını, Kenan'ın da anasına sebep he dediğini ayan ben hatırlıyordu. Lakin Nilüfer'e daha bir farklı ısınmıştı içi. Ona yenge değil de bir abla, bir arkadaş olurdu belki. Kızlar içeride konuşurken evin demir kapısı açılmış, ardından Kenan'ın seslenişi evi doldurmuştu. Ahsen! Duyduğu sesle gülüşü bir anda soluvermişti Nilüfer'in. Yüzünün kanı çekilmiş gibi birden kağıt gibi bembeyaz kesilmişti. Ahsen'in peşi sıra odadan çıkıp mutfağa ilerlemiş, Kenan'ın paçasındaki iki çocukla kapıda belirmesiyle olduğu yerde kala kalmıştı. Bakışları bu defa korkuyla değil, mütebessim bir hisle dönmüştü koyu kahvelere. Bakışları ilk kez sağa sola kaçışmadan süzmüştü karşısındaki adamı. Düzgünce taranmış siyah saçları, güneşin etkisiyle esmerce çalan buğday teni, biçimli dudaklarını çevreleyen ince bıyıkları, koyu kahverengi gözlerine bir sürme gibi çekilmiş sık kirpikleri vardı. Boyu ne kadar da uzundu. Dün gece yanında dururken bunu fark etmemişti. Nitekim geniş omuzları da uzun boyuyla orantılıydı. Avam tabirle kapı gibi bir adamdı kocası. Kocası, kulağa ne tuhaf geliyordu. Daha ağzından adı dökülmemiş bir adamın karısı olmak vardı demek kaderinde. Sofra kuracaktım ama pek bir şey kalmamış evde ağabey. İlyas kesin de iki ekmekli yumurta alıversin bakkaldan. Az da peynir kestiriversin. Kapı eşiğinde donup kalmış, biri beline biri bacağına sarılmış iki oğlunu dahi unutmuştu Kenan. Bakışları hiç beklemediği anda karşısında beliren kıza biraz şaşkınlık, biraz da hayranlıkla dalıp gitmişti. Dün gece dikiz aynasından gördüğü o açık mavilikler gün ışığında nasıl da güzeldi. Peki ya beline dek uzanan siyah sarma saçları? Genç kız dün gece başında olan örtüyü çıkarıp saçlarını tek omzunda toplamıştı. Süt gibi bembeyaz teni, küçük ama kiraz gibi kıpkırmızı dudakları. Boğazından sert bir yutkunma geçti genç adamın. Bahtına vuran bu güzelliğe sevinmeli mi, yoksa bundan sonra ne yapacağını kara kara düşünmeli mi bilememişti. Bu güzellik insan olamazdı. Olsa olsa bir huriydi bu. Derken kız kardeşinin dedikleriyle düştü dünyaya. Bakışlarını kızdan zorlukla ayırıp başını sallamakla yetindi. Bugün gider eksik yedik, ne lazımsa alırsınız bacım. Eve de yengene de ne gerekse alın bakkal Mesut'tan. Ben akşam uğrar öderim. Sesi yenge kelimesini telaffuz ederken bir parça titremiş, kaçamak bakışları Nilüfer'in üzerine dönerken genç kızın kırmızıya çalan yanaklarını görmüştü. Aklına gelen hafifçe öksürüp yamacındaki olan çocuklarının omuzlarına dokundu. İlyas, oğlum, sen Murat'a sahip çık, alanları üzmesin. Dediğiyle büyük oğlu İlyas başını sallamış, Ahsen de olanları toparlayıp usulca çıkmıştı mutfaktan. Kalmışlar mıydı yine baş başa? Kenan'ın gözleri etrafta sıkıntılı bir tavırla gezerken Nilüfer hafifçe iç çekerek tek eliyle omzundaki saçını geriye doğru savurmuştu. Susmak için yemin etmiş gibiydi ikisi de. Lakin artık konuşmak zorunda oldukları vardı. Kenan dudaklarını birbirine bastırıp bıyıklarını hafifçe kıpırdatmış, ardından genç kıza doğru küçük bir adım atmıştı. Gerginlikten öte heyecanlı gibiydi çehresi. Eli yeni çıkmaya başlayan sakallarında gezindi.
Kava kağıdın lazım, nikah için dedi. Oldukça yumuşak ve kısık çıkan bir sesle. Halbuki az evvel daha sert bir konuşma tarzı vardı. Nilüfer'in kirpiklere duyduğuyla avlanırken açık mavilikler karşısında duran adamın kısık kahvelerine çevrilmişti. Kalbinin bir güvercin gibi kanat çırpmasıyla bir anda sıktı yumruklarını. Kol çantamda olacak, getireyim. Kenan sessizce başını sallarken genç kız çoktan odaya doğru yönelmişti bile. Elleri göğüs kafesine yaslanırken içeri girip bir kenarda duran çantasına doğru eğildi. Kalbi neden bu kadar hızlı atıyordu? Cazgır bir kız değildi. Fakat bu kadar sessiz olduğunu da sanmıyordu. Neden Kenan'ın karşısına geçtiğinde buz kesiyordu eli kolu? Mahcubiyeti miydi ona bunu yapan? Küçük eller çantanın içine aceleyle karıştırıp küçük bir kitapçık halindeki nüfus cüzdanını bulmuş hızlıca mutfağa geri dönmüştü. Üzerine kendi elleriyle ördüğü dantel kılıfıyla beraber uzattı genç adama. Öyle ya, evlilik çağındaki kızlar arasında son moda nüfus cüzdanına böyle dantel kılıflar örmek. Nikah işlemleri için verdiklerinde öyle kuru kuruya mı vereceklerdi kaba kağıtlarını? Kenan büyük avuçlarına bırakılan dantelin içindeki kitapçığı yavaşça çıkarıp sayfalarını şöyle bir karıştırdı. Bakışları yazılarda temkinle gezerken doğum tarihine takılmış, kalın kaşları istemsizce avlanırken başını kaldırıp Nilüfer'in yüzüne bir bakış bırakmıştı. Daha 19'undaydı demek. Gencecik, tazecik, körpecikti. İki çocuklu 20'lerinin sonlarında bir adama gelin gitmek için fazlasıyla küçüktü. Lakin kaderleri buydu demek. İçine çektiği kısa nefeste hafifçe salladı başını. Dışarı yalnız çıkmazsın. Ah, seni alırsın yanına. En azından nikaha kadar. Laf söz olmasın. Haklıydı. Dün kocaya kaçan bir kızın bugün yalnız başına sokaklarda ne işi olacaktı? Dahası millet dönüp ne gözle bakacaktı? Artık yalnızca kendi namına değil Kenan'ı da düşünmek zorundaydı. Başını itaatle salladı. Genç adam elindeki nüfus cüzdanını cebine koyarken çıkıp gitmişti mutfaktan. Nilüfer'e ise ardından durgun gözlerle bakmak kalmıştı. Demir kapının sesini duyduğunda ise ağır aksak adımlarla yöneldi odaya. Gidip yatağın ucuna çöker gibi oturdu ve başını kararlılıkla sallarken kendi kendine mırıldandı. Yeterince ağladın Nilüfer. Artık susma zamanı. Artık kendine gelme zamanı. Evden çıktıktan sonra doğruca arabasına yürüyüp kendini şoför koltuğuna çökercesine bırakmıştı Kenan. Başını cama yaslayıp eliyle alnını ovalamıştı, uyuyamamıştı sabaha kadar. Gözlerini tek bir noktaya dikmiş, boş gözlerle bakıp durmuştu. Evinde bir yabancı vardı. Kolu kanadı kırılmış yavru güvercinden hallice bir yabancı. Lakin yabancı olduğu kadar da yakındı ona. Artık Allah katında nikahlı karısıydı. Tüm mahallenin duyduğuna da adı kadar emindi. Genç kızı gören Kenan'ın karısı diye anacaktı onu. Anasının gelini helaliydi. Tek bir gecede bu kadar büyük bir değişiklik yaşayabilir miydi insan? Bu yaşamıştı işte. İlk nurdan sonra ilk defa bir kızın güzelliğine gözlerini çevirmiş, akşamına kızın nikahında buluvermişti. İstemsizce gülmeye başladı kendine. Güldü, güldü. Sessizce gülmek yetmemiş, mavişin içinde kahkahalar atmıştı kendine. Hem anasına hem dostlarına evlenmem diye net ederken kim derdi ki bir gecede tanımadığın bir kızla evleneceksin diye. Ama kız da Selçuk'u tıkınırken allak bullak olmuştu yüzü. Burnundan derin bir nefes çekerken Nilüfer'in güzelliği gözlerinin önünden geçip gitmişti. İki yana salladı başını ve anahtarı kontağa uzatıp bastı gaza. Evvela nikah dairesine gidip yıldırım nikahı için başvuruda bulunmuş, 3 gün sonrasında gün olarak çıkmıştı büyük binadan. Ardından hayatında hiçbir şey değişmemiş gibi büyük caddelere sürmüştü arabayı. Akşama dek direksiyonu sallamış, kısmetine bugün epeyce yolcusu olmuştu. Nihayetinde akşama varmıştı vakitler. Mavişi alışık bir tavırla mahalle kahvesinin önüne çekmiş, ayakları onu bakkal mesuta götürmüştü. Cebindeki paranın bir kısmını var olan borçlarına bırakıp 2 de ekmek istemişti adamdan, bir kalıp da peynir. Elleri deri ceketinin ceplerine yaslanırken duyduğu cevapla bir anda fallamıştı. ''Bugün bir kalıp peynir verdim kardeşine Kenan. Senin hanım da vardı yanında. Bu arada hayırlı olsun kardeşim.'' ''Onun hanım?'' Ne tuhaf gelmişti kulağına. Oysa ki bu onun için ilk değildi. Senelerce bir kadınla aynı yastığa baş koymuş, ondan evlatları olmuştu. Ama şimdi evlenmiş olma düşüncesi onu şaşkınlığa sevk ediyordu. Tuhaf bir de heyecana. Adama başını sallayarak çıkmıştı dükkandan. Adımları dalgınlıkla arabaya doğru yürüdü. Eve gidecek daha sonra ve kapıyı belki de bu kez Nilüfer açacaktı ona. Derin bir nefesle şişirdi göğsünü. Neydi bu taze oğlanlar gibi el avuç terleten heyecanlar? Yakışıyor muydu iki çocuk babası adama?
derken sırtında hissettiği bir elde elkili verdi. Yamacında beliren çocukluk arkadaşı, kadim dostu, kamyoncu Tuncay'dan başkası değildi. Kenan'ım, ne olan bu duyduklarım? Kız mı kaçırdın sen? Hem de bensiz. Arkadaşının dediğiyle alnını karıştırarak baktı ona. Başına gelenleri anlatabileceği tek bir insan vardı. O da bu sırıtık heriften başkası değildi. Bazen çok sulandırdı muhabbeti ama iyi adamdı. Onun da bir kızı bir de oğlu vardı. Arka arka yapmışlardı düğünleri zamanında. Başını hafifçe iki yana salladı. Ve adımları kahvehaneye dönerken ağzının içinden mırıldandı. Ah ulan Tuncay, başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmez anasını satayım. Yeşil kareli örtüsü bulunan masaya oturulmuş, kahveci çırağı İbo iki tavşan kanı çayı tek nefeste getirip ellerine tutuşturmuştu. Bakışları etrafta temkinle gezerken dün gece olanları tane tane anlatmıştı dostuna Kenan. Kendini bir anda nasıl nikah kıyarken bulduğunu, bundan sonra ne yapacağını dertle dertle dökmüştü ortaya. Sonunda ise Tuncay patlatıvermişti bir kahkaha. Uzanıp omzuna sert bir yumruk geçirmişti şakayla karışık. Dertlendiğine bak hele. Güzelim kızı parmağını oynatmadan kaçırmış, bir de üstüne nikah kıyıp kapatmışsın eve. Allah'tan daha belanı mı istiyorsun Kenan'ım? İstesen verecekler miydi o kız sana? Ben diyeyim vermeyeceklerdi. Benim teyze oğlunu istedilerdi, o Faik Usta'nın kızını daha ufak dediler de vermediler. Tuncay'ın dediğiyle kaşları şaşkın cevalanmıştı genç adamın. Onun teyze oğlu dediği doktordu sigorta hastanesinde. Demek doktoru bile layık bulup vermemişlerdi kızı. Haksız da sayılmazdı gerçi. Nilüfer daha 19 yaşındaydı, kabul. Akranları çoktan evlenip çoluk çocuğa karışmıştı ama o daha küçük gibiydi. Fazla narin, fazla minyondu, bir de fazla güzel. Sert bir yumruk daha indi omzuna. Kalk git lan evine, tazecik karısı evde bekliyor. Adam oturmuş burada dertle dertle çay içiyor, git lan. Dalgın bir gülüşte ayaklandı masadan. Tuncay haksız sayılmazdı. Nilüfer daha yabancı oldu, evde bir başına kalmıştı. Kim bilir sabahtan beri ne kadar sıkılmıştı. Belki de dün geceki gibi bir köşeye çekilip ağlayıp durmuştu. Öyle ya, iki çocuklu dul adama gelin gitmiş kız göbek mi atacaktı? Allah vere de oğlanlar canından bezdirmiş olmayaydılar. Bin bir dert, bin bir keder, bin bir düşünceyle binmişti mavişe. Anahtarı isteme istemeye çevirmiş, gaza hafifçe yüklenip direksiyonu ağır ağır çevirmişti. Kara gümrüğün arka sokaklarına. Eve yaklaştıkça içindeki gerginlik ve heyecan artıyordu. Sanki gidip de kızı bıraktığı yerde bulamayacaktı. Ya gittiyse, ya o telefon kulübesinde beklediği kişi çıkıp geldiyse. Kadın parmakları ince direksiyonu sertçe kavradı. Nilüfer onun helaliydi artık. Kim alabilirdi karısını ondan? Sıktığı dişleriyle eve varıp hışımla indi arabadan. Kaçtı az evvel düşündüğü felaket senaryoları yüzünden çatıktı. Bahçeye hızlı adımlarla girip elini cebine attı. Çıkardığı anahtarı öfkeli hareketlerle sokuşturdu ki de birinin Nilüfer'i ondan alabilme ihtimali dahi nedensiz bir öfkeyle doldurmuştu içini. Kapıyı açıp içeriye doğru bir adım attı. Ve ayağının taş zemine değmesiyle afalladı bir an. Karmaşık zihne bulunduğu gerçekliğe düşerken lambayı yakıp koyu kahvelerini koridorda gezdirdi. Yerdeki uzun kilim yerinde yoktu. Kenara alalade bırakılmış ayakkabılar yoktu. Dahası dün akşam duvarlarda gördüğü kirli el izleri yerinde yoktu. Benliği şaşkınlığa bürünürken burnuna dolan Arap sabunu kokusu çatık kaşlarını havalandırmaya yetmişti. Derken holde Ahsen belirmişti. Yüzünde her zamankinden daha güzel bir gülümseme vardı. ''Hoş geldin ağabey, karnın aç mı? Yengem çok güzel yemekler yaptı.'' Duyduğuyla bir şaşkınlıktan çıkamadan diğerine sürüklenmişti genç adam. Nilüfer yemek mi yapmıştı? Onun evinde, onlara. Yüzü allak bullak olurken dudakları belli belirsizce kıvrılmıştı. Demek bir köşede ağlamak yerine yemek yapmayı yeğlemişti genç kız. Elindeki anahtarı cebine tıkıştırırken başıyla boş yerleri işaret etti. ''Allah nerede Ahsen?'' Genç kızın dudakları memnuniyetle kıvrılırken hafifçe omuzlarını kaldırmış, eliyle ağabeyine gel gel işareti yaparak odanın kapısını açmıştı. Kenan merakla yürüdü oraya doğru. Başını açılan kapıdan içeriye doğru uzattı. Bu odada misler gibi Arap sabunu ve dahi beyaz sabun kokuyordu buram buram. Bakışları yerdeki yatakta uyuyan oğlanlara gezindi. Üstleri başlarıyla yatmamışlar, biraz küçülmüş de olsa var olan pijama takımlarını giymişlerdi. Üzerleri ise sıkı sıkı örtülmüştü. Genç kızın eli ağabeyinin koluna değdi. Yenge malları yıkayıp arka bahçeye astı ağabey. Bütün evi temizledi. Canı çıktı kızın. Yardım edeyim dedim ama ödevlerim vardır diye oturttu beni. Oğlanları da yıkadı. Karınlarını doğurup yatırdı vakitlice. İlyas biraz bozuk attı ama Murat'ın gıkı çıkmadı.
Kenan kardeşinin anlattıklarını irileşmiş gözlerle şok halinde dinliyordu. O ufak tefek narin kız mıydı tüm bunları yapan? Üstelik dün gece şu eşikten geçtiği an bir köşeye çökmüş, dünyası başına yıkılmış gibi ağlamıştı. Açık kalan ağzını zorlukla kapattı. Koskoca evi bir günde böyle şartlamak kalıplı kadınları dahi zorlardı. Nilüfer'in incecik bilekleri bez sıkarken kırılıp gidecek gibiydi halbuki. Kesik birkaç nefes çekerek geldi kendine, başını iki yana salladı. Nerede şimdi? Ahsen yengesinin ince ince ördüğü saçlarını elleriyle düzeltti, uzun zaman sonra bir hafta sonunda dinlenmiş hissediyordu kendini. Nilüfer onun elini hiçbir şeye değdirmemiş, ödevlerini yaparken manavdan aldıkları meyvelerden bile soyup önüne getirmişti. Mutlulukla uyumak üzere yatağına yürürken mırıltıyla cevap verdi ağabeyine. Odanızda sabah yıkadığı gömleklerine düğme dikiyordu. Çocukların odasının kapısını kapatıp bir rüyada gibi yürüdü Arap sabunu kokulu koridorda Kenan. Asya'nın anlattıkları ve evin haliyle şaşkınlığa bürünmüş, ne düşüneceğini şaşırmıştı. Holün ortasında duraksayıp bakındı etrafına, koltuğun kabartılıp yerine konulmuş yastıkları, dünden daha beyaz tül perdeler, üzerinde bir parmak tozu olmayan taşemin. Ev aynı ev olsa da dünden başkaydı sanki. Daha ev gibi, daha sıcak, daha yuva. Evet evet, doğru kelime buydu. Burası bir ev olmaktan çıkıp yuva olmuştu. Dönüp aynı dalgınlıkla yürüdü mutfağa. Işığı açıp şok halinde bakındı boş tezgaha. Bulaşıklar yıkanmış, dolaplar derlenip toparlanmış, bu mutfağa bir kadın eli değmişti. Fırınlı ocağın üzerinde ise kapakları kapalı 3 tencere yemek duruyordu. Çocuklar uzun zaman sonra karınlarını Ahsen'in acemice yapmaya çalıştığı şeylerle değil, gerçek ev yemekleriyle doyurmuştu demek. Bunun ne demek olduğunu ancak bir baba anlardı. Göğsüne doldurduğu derin nefeste bu kez yedek odasına çevirmişti yönünü. Elini kaldırıp kapalı kapıyı çekingenlikle tıklatmıştı. Cevap beklemeden indirdi kapı kolunu. Belki kızın cevabını beklemeliydi ama bekleyesi gelmemişti işte. Şimdi hemen görmeliydi onu. Öyle de oldu. Açtığı kapıdan içeriye attığı ilk adımı yatağın üzerinde oturan Nilüfer'i görmesiyle duruvermişti. Genç kızın gözleri şaşkın bakışlarla dönmüştü ona. Boğazından sert bir yutkunma geçti. Ahsen doğru söylemişti. Nilüfer'in elinde dikmekte olduğu gömlek onun gömleğiydi. Üstelik bu odanın da dünkü halinden eser yoktu. Köşedeki siyah yığını yerinde yerler esiyordu. Yatağa temiz örtüler serilmiş, yarı açık dağınık çekmeceler muhtemelen derlenip güzelce kapatılmıştı. Genç kız ipin ucunu dişiyle koparıp usulca ayaklanmıştı. Elindeki gömleği yamacında duran askıya tıkıp dolabın içine asmıştı. Ardından önünde birleşen küçük elleriyle birkaç adım atmıştı Kenan'a doğru. Yüzünde çekingen ama belli belirsiz bir tebessüm vardı. ''Hoş geldin. Karnın aç mı? Hemen kurayım sofranı.'' Havalandı koyu kahveleri çevreleyen sık kirpikler. Bakışları ona çevrilmiş açık maviliklere bir girdap gibi dalıp gitti. Ne uzun zaman olmuştu bu sözü duymayalı. Önüne birkaç kap sıcak yemek konulmayalı. Ah, akşam üstü kemir diye o simide yanıyordu şimdi. Kısmet yarın akşamaydı. Başını hafifçe sağladı iki yana. ''Tokum, sağ ol.'' dedi zor duyulan bir sesle. Aklına gelenle elini cebine atıp genç kızın nüfus cüzdanını ona uzattı. Üç gün sonra nikahımız var. Dilersen yine de haber ederim babangile. Belki gelirler. Nilüfer ona uzanan kitapçığı hüzün dolu gözlerle almış, bir adımla aynalı makyaj masasına gelerek nüfus cüzdanını çekmeceye koymuştu. Bu hareket ben artık bu evin bir ferdiyim demekti onun lisanıyla. Evde, odada, dolaplarda yeri olduğunun sözsüz lisanı. Bu yeni benliğini kabul eden eşiydi. Açık mavi gözlerine dolan yaşları kirpiklerini hızlı hızlı kırpıştırarak geri yollamaya çabaladı. Boğazına düğümlenen hıçkırığı yutkunarak geçirmek istedi. ''Gelmezler ki.'' dedi titreyen bir sesle. Dönüp Kenan'ın yüzüne buruk bir tebessüm bırakmış, ardından mırıldanarak kapı ardına kurduğu yüklüğe yönelmişti. ''Ben sana yatak kurayım.'' Teşebbüsü attığı ilk adımla ince bileğine sarınan kalın parmaklarla duraksatılmıştı. Başını çevirip ona derin derin bakan koyu kahverengi gözlere çevirmişti denizden bakışlarını. Göğsünün ta içinde titreyen kalbini genç adamın hissetmemesini diledi. Kenan'ın aklı başında değil gibiydi. Gözleri genç kızın yüzünün her bir karışını ezber etmeye diler gibi turlamış, kiraz dudaklarına denk düştüğünde sertçe yutkunurken bir rüyadan uyanır gibi kaşlarını havalandırmıştı. ''Mecbur değilsin.'' dedi ince bıyıkların çevrelediği biçimli dudaklarını usulca kıpırdatarak. İrisleri Nilüfer'in birer Nilüfer çiçeği kadar zarif gözlerine turladı. ''Bütün bu işleri yapmaya mecbur değilsin.'' Duyduğuyla bileğini usulca kalın parmaklar arasından çekmişti Nilüfer. Dudaklarının engel olamadığı tatlı bir tebessüm yayılmıştı.
Bu yaptıklarını zorunda hissettiği için değil, istediği için yapıyordu. Bunu Zul görmüyor, yorulsa da severek yapıyordu. Uzun kirpikler havalanırken ilk kez böyle içtenlikle gülümsemişti koyu kahvelere. Ve genç adamın yanından geçip yükleğe uzanmadan önce naif sesiyle fısıldamıştı. Sen de değilsin Kenan. Bir o yana bir bu yana toz gibi savrulmuştum. Aşkımdan gerçek aşkı bulamadan kaybolmuştum. En sonunda aşkın yanılmadığına inanmıştım. Sen gelince sevginle sanki yeniden doğmuştum. Sonrasında bütün bir geceyi holün tavanını uçuk bir tebessümle seyrederek geçirmişti genç adam. Bakışları her bir pürüzde, her bir çatlakta düşünceyle gezinmiş. İçinde bulunduğu vaziyetin mihneti göğsüne bir ağırlık gibi çökerken kulaklarında yankılanan incecik bir ses ona nefes olmuştu. Kenan demişti ya Nilüfer ona. İşte o tek bir kelam bütün sıkıntısını alıvermişti omuzlarından. Koyu kahverengi gözler içten bir mutlulukla kısılmış, burnuna dolan beyaz sabun kokusuyla başını tertemiz çarşaflar üzerine yaslamıştı. Tek kolu başının altına destek olmuş, kimi zaman bakışları perde arasından içeri vuran sarı sokak lambasına kaysa da aklı hemen duvarın arkasında kalan odadaydı. Dün gece karanlıklar içinde parlak bir nesne bulmuş, eve vardığında onun altın olduğunu anlamış gibiydi. Bir gün, tek bir günde hayatında olan değişime ermiyordu aklı. Elinde cigarasıyla koltuğun köşesine çöküp geç saatlere kadar dertlendiği gecelere çok geride değildi. Şimdi ise mavi beyaz çizgili pijamalarıyla beyaz sabun kokan çarşaflar arasında yatıyordu. Çocuklar içeride mışıl mışıl uyuyor, evde tek bir dağınıklık görünmüyor, hatta anası bile daha az öksürüyordu. Bütün bunları yalnız başına o küçücük kızın yaptığına inanamıyordu. Rüya olabilir miydi tüm bu yaşadıkları? Sabah uyandığında kendini o dağınık yatak odasında bir başına bulabilir miydi? İçi ürperti de olsa da kapattı göz kapaklarını. Zihninde binlerce soru işareti dolaşırken kendini uykunun huzur dolu kollarına teslim etti. Baba kalk, baba hadi kalk. Henüz kapanmış gibi hisseden göz kapakları küçük bir irkilmeyle açıldı geriye, bakışları onu dürten büyük oğlunun yüzüne dönerken içeriye aydınlatan güneş ışığıyla sabah olduğunu anlamıştı. Kafası altında kalıp uyuşan kolunu tutarak ağır hareketlerle doğrulmaya çabaladı. Siyah saçları dağılmış, koyu kahverengi gözleri uyku mahmuru bir şişkinliğe bürünmüştü. Büyük eli İlyas'ın adını taşıdığı dedesini andıran yüzüne uzanıp yanağını sevgiyle okşadı. Ufaklığın iri gözleri mutfağa doğru bir bakış atarken babasının elini tutup kalkması için çekiştirmişti. ''Baba kalk hadi, o abla sofra hazırlamış, babanı uyandır gelsin.'' dedi. Duyduğu sözlerle yüzünde belli belirsiz bir tebessüm oluşmuştu genç adamın. Bakışları dün gece boş olduğuna emin olduğu zemindeki tertemiz halıya düşmüş, kaşları hafifçe havalanmıştı. Anlaşılan birileri erken kalkmaya alışkındı. Günün ilk ışıklarıyla uyanılmış, evin tüm halıları sessizliği bozmadan yayılmış, çocukların üstleri değiştirilmişti. Ha, tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de sofra kurmuştu ha. Eliyle oğlunun başını okşayıp banyoya geçmiş, elini yüzünü güzelce yıkayıp asılmış temiz havluyla kurulamıştı. Anladı ki yansımasına takıldı bakışları. Elleri dağılmış saçlarını eritiden taramaya koyulurken bıyıklarını da düzeltmeyi ihmal etmemişti. Sakalları mı uzamıştı biraz? Yok canım, daha kesecek kadar uzun değildi. Lakin nikahtan evvel mutlaka bir tıraş olması şarttı. Çıplak ayakları taş zemine yavaş adımlar basarak banyodan çıkıp mutfağa yöneldi. Daha eşiğine geldiğinde burnuna dolan güzel kokular onu memnun etmeye yetmişti. İçeriye bir adım attığındaysa bakışları hasret kaldığı bir manzaraya takılıp kalmıştı. Aç canım ağzını, bak bıçak geliyor. Aferin sana. Kıvrıldı genç adamın dudakları. Nilüfer mutfağın ortasına tahta sofrayı korumuş, çocukların kucaklarına sofra bezini güzelce çektirip pişirdiği hamur kızartmalarını elleriyle yediriyordu. Hele Murat'ın bu duruma asla itirazı yok gibiydi. Annesini doğumda kaybeden çocuğun babaannesinden başka bir anne bildiği mi vardı? Biraz ilgi alaka bulunca nasıl da sokulmuştu genç kıza. Her zaman iştahsız ve sıska bir çocuk olduğunu bildiklerinden bu iştahlı işi hepsini şaşırtmıştı. Manzaranın güzelliğinden zorlukla ayrıldı koyu kahveler. Sessizce birkaç adım atıp sofranın boş bırakılmış baş köşesine çöküvermişti. Karın parmaklar yere yayılmış sofra bezini dizlerine çekerken bakışları bir an ona usulca dönen açık maviliklere takılmıştı. Diyecek tek kelam bulamamıştı. Ne desindi ki? Dün gece Nilüfer söyleyeceği tüm sözlerin önüne set çeker gibi vermişti cevabını. Ona minnet dolu olduğunu biliyordu. Hah, ancak minnet diyebilirdi zaten. Tazecik kızın kederden çökmüş adamdan etkilenecek hali yoktu ya.
Sükunet dolu bakışmayı bölen, sofradan kalkmaya teşebbüs eden Asyan tarafından olmuştu. "Ben sana çay koyayım ağabey," demişti bir an yerinden doğrulurken. Lakin kalkış yamacındaki kızın eliyle omzuna dokunması ve ayağa fırlaması ile engellenmişti. Nilüfer, allı yeşilli pazen elbisesine uyan yazmasından çıkmış perçemleri düzelterek ocaktaki çaydanlığa yönelmişti. "Sen ye canım, ben koyarım." Dolabı alışık tavırlarla açan küçük eller, içinden aldığı ince belli bardağı tezgaha bırakmış, adeta yeni gibi parlattığı çaydanlığa uzanıp bardağa tavşan kanı bir çay doldurmuştu. Bardağı dibinden nazikçe kavrayan parmaklar kırmızı beyaz çay tabağına koyarak almıştı çayı avucuna. Birkaç adım atıp sofraya gelmiş genç adamın yamacını eğilerek çayı nazikçe bırakmıştı önüne. Bu esnada yazmanın altından sallanan siyah sırma saçları eğilişiyle yana doğru savrulup Kenan'ın sofrada duran ellerine değmişti. Kas katı kesiliverdi genç adamın parmakları. İçine zorlukla birkaç kesik nefes çekerek gözlerini kucağına indirdi. Bilmeden sinir uçlarına oynuyor gibiydi bu kız. İçinde uzun zamandır hissetmediği duyguları tekrar yeşertiyor, sarsılmaz benliğini allak bullak ediyordu. Nilüfer karşısındaki yerine geçerken bıraktığı çaydan hızlı bir yudum çekiverdi. Kaynak çay ağzını, boğazını adeta yakıp kavursa da karşısındaki açık mavi gözler kadar etkisi yoktu. Bakışları güzelce ve itinayla hazırlanmış sofrada gezindi. Bu kadar güzel bir sofrada tek lokma yiyesi yoktu. Uğradıkları her yakınlık aklını karmakarışık etmekten başka bir şey yaramıyordu. Derken İlyas'ın içinde asla neşe barındırmayan sesi onu gerçek dünyaya çekip almıştı. "Neden sen yediriyorsun ki Murat'a? Sen onun annesi değilsin. Bizim annemiz öldü." Sofranın ortasına bomba gibi düşüvermişti arka arkaya kurulan bu cümleler. Tümeller havada asılı kalmıştı. Nilüfer'in şok halindeki gözleri bir an Kenan'a dönse de kızaran yanaklarıyla başı önüne eğilivermişti. Murat bilmese de İlyas hatırlıyordu annesini. En azından annesinin kim olduğunu bilecek kadar tanıyordu. Onun ölümünden sonra babaannesi ve Ahsen'den başka kimse onlara böyle işten yaklaşmadığından Nilüfer'in davranışları rahatsız etmişti çocuğu. Öyle ya, o küçükken annesi tıpkı böyle elleriyle yedirirdi yemeğini. Şimdi ise Nilüfer Murat'ı yediriyordu. Neydi yani? Anneleri mi olmuştu? Yok. Onların ölmüş olsa da bir anneleri vardı zaten. Kenan ne diyeceğini bilemez halde elindeki bardağı bırakarak hışımla dönmüştü oğluna. Dünden beri onlar için neler yapan kıza edilecek laf mıydı şimdi bu? "İlyas," dedi ses tonu bir an yüksek halde çıkarken. Fakat daha tek kelime etmeden sofrada duran eline küçük bir el değivermişti. Bakışları anlık şaşkınlıkla karşısına dönerken genç kızın dolu dolu olmuş gözleri değmişti koyu kahvelerine. Nilüfer mavilerini yarıca açıp başını hafifçe iki yana sallamıştı. Susmasını istiyordu. Oğlunun çıkışı o açık mavi gözleri doldursa da Kenan'ın bir tepki vermesini istemiyordu. Genç adamın çatık kaşlı bakışları sükunetle sofraya düşerken genç kız elini çekerek hafifçe yutkunmuştu. Yüzünde oluşan buruk bir tebessümle çevrildi bakışları İlyas'a. "Ben çocukları çok seviyorum İlyas, biliyor musun? Kız kardeşim küçükken ona da yemek yedirirdim. Murat da daha küçük, yardım etmek istedim." Sona doğru kısılmıştı sesi, açık maviliklere dolan yaşlar süzülüp kirpiklerin ucuna dek gelirken yüzünde tebessümü zar zor tutturarak usulca kalkmıştı sofradan. Adımları aceleyle yatak odasına dönerken mırıldanmıştı. "Odanın camını açmıştım. Kedi girmeden kapatıp geleyim." İçeri girip kapıyı usulca kapattı genç kız. Adımları yatağa yönelirken daha fazla tutamayıp serbest bırakmıştı gözlerinden süzülen yaşları. Burnunu küçük bir kız çocuğu gibi çekerken yatağın ucuna erişti. Gücenmemişti İlyas'a. Küçücük çocuktu. Tabii ki söyleyecekti içindekileri şersizce. Nitekim ondan ötürü değildi bu gözyaşları. Dün kendini temizliğe vermiş, elini de zihnini de meşgul etmişti. Lakin her şey yerli yerine oturmaya başladığında içinde tuttukları taşı vermişti işte böyle. Annesini özlemişti, babasını, hatta ağabeylerini, Fulya'yı bile özlemişti. Deli kız, onu hep kızdırsa da nasıl da severdi canının parçasını. Küçük elleriyle ıslanan yanaklarını kuruladı. Birkaç gün sonra nikah olacaktı. Evvelinde ne bir dernek, ne bir kına gecesi, ne de başka bir gelenek. Derin bir nefes çekti içine. Kendi istemişti bunu. Tercihlerinin sonuçlarını yaşıyordu. Bu yüzden ne şikayet etmeye, ne de surat asmaya hakkı yoktu. Hele Kenan'a, asla. Adam hiç tanımadığı kızı evine, evlatlarının başına getirmişti. Ona güvenmiş, sırtını dönüp işine gücüne gitmişti. Daha ne yapsın? Derken oda kapısının tıklatılmasıyla gözlerini silerek kalkmıştı ayağa. "Buyurun." Ağır ağır aralanmıştı kapı.
Kucağındaki yastık yorganla Kenan girivermişti içeri. Kızın yaşlı gözlerle odaya gidişi içine dert olup oturmuş, o da yatağını toplama bahanesiyle ardından gelmeye çare aramıştı. Kucağındakileri bırakıp temkinle dönmüştü arkasına. Eli uzanmış, bakışları yerde gezerken aralık kalan kapıyı usulca kapatmıştı. Kesik bir nefesle ellerin önünde birleştirerek başını hafifçe önüne eğdiğini lüfer. Kenan'la baş başa kalmak onu bir anda heyecan dolduran, yüzünü ateşler bastıran bir şeydi. Ne tezat ki 2 gün sonra resmi nikahları kıyılacaktı. Dinen olduğu gibi resmen de kocası olacaktı bu adam. O zaman da böyle gerilecek miydi karşısında? Yalnız kalınca kasılıp kalacak mıydı? Açık maviler ona kaçamak bakışlar atan koyu kahverengi gözlere usulca dönerken dişleri alt dudağına işkence etmeye başlamıştı. Genç adamın gergin dudakları kısa bir yutkunmayla aralandı. İlyas el kadardı anası Murat'ı doğururken vefat edince. Bu evde ilk defa babaannesinden başka kadın görüyor. Alın mı olur mu? Uzun kirpikler duyduklarıyla havalandı. Demek doğumda ölmüştü ilk karısı. Kenan da biri kundakta, biri kucakta, iki çocukla yalnız kalmıştı. Belki de ondan da böyle sert olması. Tek başına çocuk büyütmek kolay değildi. Yanında annesi ve kardeşi olsa da eksik eksikti işte. Başını iki yana sallayarak tebessüm etmeye çabaladı. Alınır mıyım hiç çocuk işte. Vallahi gücenmedim dedi kendini açıklamaya çalışırken. Yüzünde buruk bir ifade belirirken alnını kırıştırarak acı acı gülümsedi. Ben biraz ileri gittim herhalde. Bir an senin karın, onların annesi oldum sandım kendimi. Koyu kahveler duyduğu son cümleyle derinleştirmişti bakışlarını. Çocukların annesi olma vasfı değil de Kenan'ın karısı olma sıfatı bir çengel gibi takılıp kalmıştı zihin süzgecine. Derken bir an boş bulunarak dökülmüştü o soru dilinden. Olmayacak mısın? Duyduğu soruyla bir an susup kaldı Nilüfer. Şaşkınlık dolan açık maviler kırpmıştan uzun kirpiklerle gölgelendi. Neyi soruyordu Kenan ona? Çocuklara anne olup olamayacağını mı yoksa bir anda kızaran yanaklarıyla alt dudağını ısırarak bakışlarını koyu kahvelerden kaçırmıştı. Kenansa ağzından çıkan soruya inanamıyordu. Nasıl boş bulunup da sorardı kıza bunu? Karım olmayacak mısın demek de ne demekti? İçinden kendine gün görmemiş küfürler savururken Nilüfer'in birer elma gibi kızaran yanaklarıyla kastı çene kemiklerini. Sormuştu da ne olmuştu? Kız utanıp susmuştu işte. Ah ulan Kenan, yapacağı iş bu kadar olurdu. Eli gerginlikle boynuna giderken başı omzuna doğru hafif bir açıyla eğildi. Yani 2 gün sonra nikah olacak ya, ben neyi ulan neyi diye aykırdığı içinden benim olacak mısın, yanımda uyuyacak mısın diyecek hali yoktu ya. Hem nereden çıkıyordu bu düşünceler Allah aşkına? Daha düne kadar bir evliliği daha kaldıramaz dediği kafası nerelerde dolaşıyordu? Nikahlanınca o meşhur keramet mi çökmüştü üzerlerine nedir? Gerim gerim gerilen omuzlarını hafifçe kıpırdatarak yutkundu. Yazık, kızın mahcubiyetten kızaran yanakları az sonra alev alacaktı. Bir an evvel lafı değiştirmeliydi. Kütletir gibi kıpırdattı parmaklarını. Bir ihtiyacın var mı diyecektim. İlla alınması icap eden bir eksik gedik. Başını iki yana sallamakla yetindi Nilüfer. Eksik olan tek şey onun nevesiydi. Gelin olmaya, gelinlik giymeye olan hevesini biz gelmeyeceğiz diyen babasının ardından kaybetmişti. İstediği tek şey bir an evvel şu nikahı kıymak ve gidip anne babasının ellerini öpüp gönüllerini almaktı. Peki ya sonra? Buraya dek her şeyi ince ince düşünmüştü. Lakin sonra ne olacaktı? O nikah kıyıldığında Kenan'ın her anlamda karısı olmaya hazır mıydı? Bunu kendine sorarken bile içine afganlar basıyordu. Ah Nilüfer ah dedi kendi kendine. Adnan denen haysiyetsize kaçarken hiç afakanlar basmıyordu içine. Mevzu Kenan'a geldiğinde mi düşünüyordu evliliğin her yönünü? Aldığı sözsüz cevapla sessizce çıktı odadan genç adam. Adımları hole dönerken dün gide çıkarıp koltuğa serdiği kıyafetlerini aceleyle giyindi. Bir an evvel çıkıp gitmesi icap ediyordu. Sanki kızı yokken daha rahat ve huzurluydu. Nedensizce böyle hissediyordu. Belindeki deri kemeri gereğince sıkıştırıp ceketine uzandı elleri. Sonra da çıkmak üzere yürüdü koridora. Fakat tam odanın kapısından geçerken annesinin ona seslenişi dolmuştu kulağına. Allak bullak vaziyetteki yüzüyle içeri girip yaşlı kadının yamacına doğru yürüdü. Odanın kalın perdeleri açılmış, içeri güneş dolunca kadıncağızın yüzüne de renk gelmişti. Elini uzatıp yatağın ucuna düşen oğlunun kalın parmaklarını kavradı. ''Ne oldu oğlum? Aldın mı nikah gününü?'' dedi kısık ama evveline nazaran daha iyi çıkan sesiyle. ''Nasıl iyi olmasındı ki?'' Bir gözü toprağa bakarken diğer gözü genç yaşta dul kalmış evladında, tazecik kızında ve öksüz torunlarında kalmıştı. Lakin artık rahattı içi. Nilüfer'in gelişi şu kısacık zamanda ilaç gibi gelmişti onlara.
Yattığı yerden bile görüyordu evdeki çocuklardaki değişimi. Bir de kendisine yapılan hizmetler vardı tabii. Kızcağız sanki yıllardır ona bakıyormuş edasıyla gelip yatağına temiz çarşaflar yaymış. Banyoya gitmeye mecali olmadığından ıslak bezle onu temizlemiş. Temiz gecelikler giydirip elleriyle beslemişti. Ve tanımadığı bu kız için sabahlara dek dualar ettirmişti Fatma Hanım'a. Ona böyle bakan evladına kim bilir nasıl bir eş olurdu. Kenan duyduğu soruyla kısa bir nefes çekerek salladı başını. Aldım ona. Öbürüsü gün gidip yıkayacağız. Tuncay'a hanımına da al diyeceğim. O da kızın şahidi oluverir. Koyu kahveler avucundaki zayıf ve kırışık elin üzerindeki yaşlılık izlerinde dalgınlıkla geziyordu. Bekar kız alırken düğün yapmak gerekirdi aslında. Kollarına burmalar takmak, boynuna lileral asmak gerekirdi. Lakin neredeydi Kenan da onları yapacak hal? Kızın parmağına bir alyans alabilseydi bari. Ama yok, kenarında kalmış parayı da nikah için harcamıştı. Cebindeki son lira da ancak boğazlarına yetecekti. Ek bir iş bulmalı, geceleri de sefere çıkmalıydı. Fakat para biriktirecek zaman da yoktu. Nitekim düğün yapsa da kızın babası dememiş miydi gelmeyeceğiz diye. Kime edecekti düğünü? Tuncay'la kendine mi? Gidip usulünce imzaları atıp geleceklerdi işte. Fatıma Hanım dudakları arasından dualar mırıldandı. Allah'ın emriyle isteyememişlerdi. Bari bundan sonra mutlu olsaydılar. Kuruyan dudaklarını hafifçe ıslattı. Bilirim, düğün derneği kuracak halimiz yok. Ama kızcağıza bir gelinlik giydir bari oğlum. Günahtır, içinde kalmasın tazenin. Duyduğu serzenişte başını kaldırıp bir an bakmıştı annesinin yüzüne genç adam. Doğru ya, düğün olmasa bile en azından bir gelinlik giydirmeliydi kızcağıza. Nasıl da düşünememişti bunu. Anladım, der gibi salladı başını. Bugün ilk iş gidip Nilüfer'e güzel bir gelinlik bakacaktı. Varsın cebindeki son parayı da ona versindi. Bakkal Mesut nasılsa vereceği yazardı. Oturduğu yerden anasının elini öperek ayaklandı. İşe çıkıyorum ben. Dualarını eksik etme ana. Çatık kaşlarıyla çıktı evin kapısından. Ayakkabılarını ayağına aceleyle geçirip kapı önünde duran mavi arabasına doğru dalgınlıkla yürüdü. Delikanlılık zamanlarında her şey daha kolaydı. Babasının bir dükkanı vardı ve geçimlerini oradan sağlıyorlardı. İyi de para kazanıyordu aslında. Fakat en büyük hatası bu kazancına güvenip yüklü borçlar altına girmek olmuştu. Tek oğlunu evlendirecek diye tüm evi elden geçirmiş, bununla kalmayıp arka bahçeye bir de gelin odası eklettirmişti. Allah var, iyi kızdı İlknur. Öyle sesi soluğu pek çıkmayan sakin bir kızdı. Lakin annesi onun sessizliğinden nasibini almamış gibi istemişti de istemişti. Zamanın en pahalı mobilyaları alınmış, modellerine kıyafetler, gelinlikler diktirilmişti. Kader bu ya, bunca borçla yapılan düğünün hemen ertesi hastalanıp yatağa düşmüştü motorcu İlyas. Adını taşıyan torununu bile zor görmüş, bir anda kaybolup gitmişti. Kenan'a ise borçları dükkana satarak ödemek kalmıştı. O zamandan bir bu mavi araba kalmıştı elinde, bir de evi. Şoför mahalline geçip keder dolu bir suratla uzattı elini teybine. Ve Orhan babaya bıraktı dile dökülecekleri. Nereden başlasam, nasıl söylesem bilemedim ki. Bak da sen anla şu garip halimden diyemedim ki. Bugün öyle dertli, öyle yalnızım ki. Çok ihtiyacım var sana. Bugün bas bağrına, her halimle beni, yuva ol bana. Sen yaşamak kadar güzelsin sevgilim, şu feryadımı duysana. Hayat yorgunuyum, sevda yorgunuyum, çare ol bana. Gençliği gibi günü de direksiyon sallamakla geçmişti. Hafta sonu olunca büyük şirketlerin önerinde değil, mümkün mertebe restoranlar ve oteller çevresinden almıştı yolcularını, bir ara yönünü çarşıya çevirmiş, mavişi bir kenara park edip gelinlikçilerin vitrinlerine bakınmıştı. Beyaz danteller, güpürler, satenler, taşlar, inciler, kimi çok abartılı, kimisi de çok sadeydi. Bazısı en kabarık tarlatanlarla kabartılmış, bazıları upuzun kuyruklarla donatılmıştı. Fakat bunlardan hiçbiri Nilüfer'e göre değildi. Kenan çok anlamazdı belki bu işlerden, lakin Nilüfer'in odup duru güzelliği gözlerinin önüne geldikçe bu gelinliklerin hiçbirini uyduramamıştı ona. Düz bir şey istiyordu ama biraz da süslü olsundu. Belki üzerinde birkaç tül, derken cansız mankenlerden birine takıldı bakışları. Koyu kahverengi gözleri yüzünde oluşan uçuk tebessümle kısıldı. Buydu işte, Nilüfer'e yakışacak, onu adı gibi Nilüfer çiçeklerine benzetecek gelinlik buydu. Aceleyle dükkana girip askıları düzelten adama yöneldi. Selamünaleyküm. Vitrinin sonundaki gelinliğe kaç lira istiyorsun kardeşim? Dedi heves dolu bir yüzde. Dudaklarında bastırmaya çalıştığı bir gülüş gizliydi. Nilüfer'i o gelinliğin içinde düşününce içinde kanat çırpan beyaz güvercinlere engel olamıyordu. Adam askıları düzeltmeye bir es verip ona dönmüştü.
Özel dikimdir o. Diktiren gelin nişanı atınca çaresizce koyduk vitrine. 100.000 lira veririm dersen hemen çıkarayım mankenden. 100.000 lira ha? 100.000 lira. Cebindeki son kuruşa kadar verse bile alamazdı o gelinliği. İki taksit yapsa bile alamazdı. Teşekkür ederek ayrıldı mağazadan. Bütün hevesi, var olan bir gram mutluluğu da uçup gitmişti. Mavişe binip başını direksiyona yasladı. Her şey düzgün başlamamış olsa da evleniyordu o. Oyun değildi ya. Ama koskoca motorcu İlyas'ın oğlu evleneceği kıza bir gelinlik giydiremiyordu. Sıktığı yumruğunu sertçe vurdu dizine. Onun neyine edindi Fer gibi bir kızla evlenmek? Nereden bulaşmıştı bu işe? Aklına düşenle elini uzattı kontağa, anahtarı çevirip öfkeyle bastı gasp edenine. Çok geçmeden sanayiye varmıştı. Mavişi kaportacı Cengiz'in dükkanın önünde durdurup indi aşağıya. Yüzünde acı dolu bir ifade vardı. Fakat aklına başka çare gelmemişti. İçeri selam vererek girmiş, çırağı ustasını acele çağırmaya yollamıştı. Derken içeriden elini yüzünü kurulayarak çıkmıştı Cengiz. Çok sıkı fıkı olmasalar da eski arkadaşlardı. Hal hatır sormadan dimdirek konuya girmişti. ''Benim jantları hala istiyor musun Cengiz?'' Cengiz'in duyduğu soruyla şaşkınlıkla havalanmıştı kaşları. Dudakları ''Vay be!'' dercesine kıvrılırken başını olumlu anlamda sallamıştı. Mavi arabanın jantları orijinaldi ve böylesini bulmak kolay değildi. Kenan'a ne zamandır ona satmasını teklif ediyor, iyi de para veriyor lakin devamlı reddediyordu. Genç adam her defasında mavişime dokundurmam der, başkasını demezdi. Ne olmuştu da gelip kendi teklif etmişti acaba? Elindeki aldığı kenara atıp arkadaşının yamacını yürüdü. ''Hiç hayır der miyim aslanım? Helalinden 40.000 kayma sayarım eline.'' dedi memnuniyet dolu bir suratta. Kenan'ın yüzü asıldı. 40.000 lirayla Nilüfer o gelinliği alamazdı. Alamayacaksa jantları satmanın ne faydası vardı? Cengiz arkadaşının asık yüzünü görünce durumu anlamış gibi başını sallayıp koluna dokundu. ''Hadi 50.000 olsun. Ama eşini görmeyecekse elleşme isterim. Bir de yerine yenisini alacaksın, paranın 20.000'e gidecek. Cansız gelecek halin yok.'' Kenan gergin çaresiyle salladı başını. Cengiz haklıydı. 100.000 verse bile bu iş istediği gibi olmayacaktı. Düşüneceğini söyleyerek ayrıldı dükkandan. Hava kararına dek müşteri kovalamaya devam etti. Lakin hakkında fikrin doğbetindeki gelinlik vardı. İçten içe başkası alacak diye korkmuyor da değildi. Ah Nilüfer nasıl da güzel olurdu onun içinde. Bir de mahalledeki fotoğrafçı da nikah fotoğrafı çektirirlerdi. Hatıra kalırdı işte. Akşam ezanları okurken arabayı mahalleye çekip girdi kahvehaneye. İbo hemen bir çay getirmiş, Kenan her dertli olduğu zaman yaptığı gibi çaya şeker koymadan yudumlamaya başlamıştı. Derken sert bir pençe yemişti sırtına, yamacındaki sandalye çekilmiş, Tuncay sırtık suratıyla oturmuştu karşısına. ''Kenan'ım, hazır mı olan damattıraşın?'' dedi şen şakrak bir konuşmayla. Koyu kahveler kederli bir iç çekerek çevrildi eski dostuna. Evvelden ebedi arkadaş, hatta arkadaştan önce kardeş kalmaya söz vermişlerdi zamanında. Lakin öyle tezatlılar ki birbirlerine, Tuncay'ın yüzünden gülüş, Kenan'ın gözlerinden keder eksik olmazdı. Genç adam başını hafifçe sallayarak çayından bir yudum daha aldı. ''Ne damadı oğlum, damat olacak halimiz kalmış mı sanki?'' dedi lafları ağzının içinde yuvarlayarak. Tuncay oturduğu sandalyeye keyif dolu sırtışıyla iyice yayıldı. Sırasıylaydı bu işler, o damat olduğu zaman yeni evli Kenan onunla nasıl uğraştıysa şimdi bu işin rövanşını alma zamanıydı. Elini kaldırıp İbo'ya bir çay işareti yapmış, ardından sırtını sandalyeye yaslamıştı. Derken aklına düşenle havalandı kaşları. Madem dostundan damatlık rövanşı almaya niyetlenmişti, her şeyi eksiksiz yapmalıydı. Elini ceketinin cebine atıp avuç kadar bir kutu çıkarıp Kenan'ın önüne usulca bıraktı. ''Herhalde damat olacaksın. Filinta gibi adamsın, anasını satayım.'' Kenan çayından son yudumu alırken önüne konulan kutuyla afallamıştı. Arkadaşının yüzüne şaşkın bir bakış atıp bardağı sakince tabağına bıraktı. İstemsizce tatılmıştı kadın kaşları. ''Bu ne oğlum?'' dedi ellere kutuya çekingenlikle uzanırken. Karton kapağı usulca aralamış, irisleri kutunun içindeki parlaklığa değmişti. Çatık kaşlar havalandı, kutuda kenarına kırmızı kurdele bağlanmış altın bir bilezik duruyordu. Kapağı açtığı gibi kapatıp eline dostunun koluna attı. ''Tuncay, bu ne bileziği kardeşim, ne yaptın sen?'' Tuncay yüzündeki neşe dolu güleşte bilezik kutusunu alıp etrafa kaçamak bakışlar atarken tıkıştırıvermişti Kenan'ın cebine. İbo taze çaylar getirdiğinde bir an susmuş, çaycı çırağı yanlarından uzaklaşırken ondan bir cevap bekleyen koyu kahvelere göz kırpmıştı. Bu zamana kadar bu adamın ona yaptığı kıyakları babasından görmemişti. Şimdi böyle bir zamanda herkesten evvel davranacaktı elbet.
Hem Kenan değil miydi o düğün derneği kuracağı zaman karısının boynundan çıkarttığı koca koca liraları lazım olur damat adama diyerek bırakan? Şekerli açıp ağzına bir kesme şeker atmış, ardından en can haliyle fısıldamıştı. Lazım olur damat adama Kenan'ım. Seni seviyorum belki senden fazla. Seni istiyorum duayla niyazla. Seni şu alnıma yazmayan kaderi tanımam asla. İşte böyle dostlar, ilk bölümün sonuna geldik. Bu güzel hikayenin yazarı Bursalı Gelin. Ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu hikayenin benim için bir güzel tarafı da hikayenin içinde çok kere Orhan Gencebay'ın geçmesi. Hikaye güzel ama hikayenin içinde Orhan Gencebay'ın şarkılarının geçmesi çok daha güzel. Daha önce canlı yayınlar yapıyordum. Bu canlı yayınları dinleyen arkadaşlar kaldıysa aralarınızda, o yayınlarda Orhan Gencebay'ı ne kadar sevdiğimden, yani şarkılarını ne kadar sevdiğimden bahsetmiştim. Böyle günümüz şarkılarında böyle dinliyoruz, hiçbirine akılda kalıyor ya da hayata dokunuyor. Ama bence Orhan Gencebay'ın bütün şarkıları anlamlı, hiçbiri boş yazılmamış. Hepsi böyle bana göre beni anlatıyor. Orhan Gencebay'ı seven ve dinleyenler için de aynı şekilde anlıyorum ki onları anlatıyor. Mesela burada şarkıların sözlerini işte okurken size böyle işte şarkının melodisi kulaklarında, Orhan Gencebay'ın sesi kulaklarında çınlıyor. Ben de size tavsiye ediyorum. Orhan Gencebay'ı birçok işte sevmeyenler var biliyorum. Ya da işte sevmeyenler derken şahsında değil de şarkılarını işte ya bu ne diyenler var ki benim tanıdığım birçok kişi ya bu ne diyordu. Ama sonra benle birlikte sevdi Orhan Gencebay'ı. Eminim ki siz de hani bazen insan duygularına anlatacak sözler bulamaz ya. İşte bazen şiirler buna vesile olur, bazen de şarkılar. Bence Orhan Gencebay anlatamadığınız birçok duyguya tercüman olmuş şarkılarıyla. Bu işte size bu hikayeyi okurken arada Orhan Gencebay şarkılarından sözler söyledim. Siz de isterseniz o sözlerden bir işte atıyorum şarkının adını bir kısmını yazarsanız YouTube'a çıkacaktır. Onları yazıp şöyle bir bu hikayenin her bölümünden sonra birkaç tane Orhan Gencebay şarkısı dinleyin ve kendinizden geçin. Size bu hikayenin sonunda yeni bir hikaye tavsiye etmeyeyim. Sevdiğim 2-3 tane Orhan Gencebay şarkısını söyleyeyim. Siz de dinleyin bence. Böyle yüreğinizi titretecek, kalbinizi böyle heyecanlandıracak şarkılar. Bir tanesi Seni Arıyorum, bir tanesi Bunca Yıl Habersiz, öbürü de ne olsun, Ben Topraktan Bir Canım olsun. Bu üç şarkıyı dinleyin ve kendinizden geçin. Ama böyle gözlerinizi kapatın, bir de mümkünse gece dinleyin, olur mu? Gündüz vakti dinlemeyin. 10 numara 5 yıldız olur. Yeni bölümde buluşmak üzere, yeni bölümde tekrar görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.